Hanımlar ve beyler. işte karşınızda en sevdiğiniz menin Black'ler. Moderatörünüz olarak ben Eren Aktan. Ve şahane menin Black olarak Mert Günhan karşınıza gelecek. Şehir efsaneleri. Concordato özel başlıyor efendim. İşte I'm giving you onlar. Geldik. Geldik. adam geldi 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 adam geldi adam geldi hoş geldiniz efendim hoş bulduk uzun süredir baş başa yapmamıştık bu programı bugün Clam City yani İrem'imiz e, Sirimiz taşındığı için yerleşemedi henüz o yüzden gelemedi ben varım ve IN Blame'imiz Mert Günhan var 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 evet. var 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 nasılsınız Nasılsın oğlum? Ee, iyiyim, i̇yiyim, iyiyim canım benim. Sen nasılsın? Çok şükür, çok şükür. Bu aralar tersin Mevsim geçişim yavrum. Mevsim geçişinden dolayı e, Merkür Retrosu e, Merkür retro Retrosu olabilir. beni çok kötü yapıyor. Böyle hmm. bir burama burama retro vuruyor. Ay. Bir de burama vuruyor. Aynen. Ay. Sonra ret, re, retro daha sonra böyle kafamı tutup böyle götten yatırıp Ay. Ay. Onu <laughs> <Çok gülüyor> niye bakıyor? yapıyor? Onu niye yaptı ki? Ya? O Böyle olmadı. Böyle de demek istememiştim. O olmadı. Keşke yapmasaydım. Böyle de demek istememiştim. Böyle de evet. demeseydim. Keşke birden bire. De Özür dilerim. <laughs> evet. E, bu o sebeple yani biraz geçirgenim ben de. <laughs> bana da geçiyorlar. Ben de geçiriyorum. Evet, bana da geçiriyorlar. Evet. Öyleyim. Umarım hayırlı Güzel. bir program olur vatanımıza. İnşallah. Da. Bakalım. Evet. Bakalım. E, aynı zamanda e, çok ünlü bir partinin danışmanının şoförünün arabasında da bugün operasyonda bir şeyler bulunmuş. Allah pudra Allah. şekeri bulunmuş. Pudra şekeri bulunmuş yine. Yine. Ee, evet evet yine. Ya öyle okudum TRT'nin sitesinden. Bakalım hmm. ama gerçekten de. 4 kilo bulunmuş hem de. Artık bu satış Yazık. Hayır. Yani. Hayır, yalan. Şehir efsanesi. İnsanları kandırmayın. Doğru değildir. <laughs> Doğru değildir. <laughs> şehir İnsanlar efsanesi. En büyük en büyük şehir efsanelerinden birisi. Ulan onunla ilgili de bana bir tane yememiş, bir çocuk mesaj atmış şey diye. Deprem evet. vergileri. Deprem vergileriyle ilgili gelmiş herif bana uzun uzun şey almış bilmem ne bakanı bilmem ne programında şunların şunların nereye gittiğini açıklamıştı. Halkı yanlış bilgilendiriyorsunuz. Ona da buradan demek istiyorum ki keşke 4 kilo senin götürün neyse. Evet. <laughs> e <gülüyor> <gülüyor> ya ne oluyor ya? Bu, bu, programda bu, oğlum ben çok sinirleniyorum böyle aptala salaha çok sinirleniyorum. Evet, cahile, cahile benim de tahammülüm yok. Cahille muhabbeti kes. Bugün şehir efsaneleri konuşacağız arkadaşlar. Şehir efsaneleri nedir? Ee, i̇şte Karadam Yeti'den Tırnak kesilmez geceye kadar. Önce canavarlarımız var. E, alt yazıda geçiyor zaten. Önce canavarlarımız, efsanelerimiz, yaratık efsaneleri var. Onları teker teker konuşacağız. Sonra batıl inançlar köşemizde. Batıl inançları konuşacağız. E, herhangi bir bu yayında sizi inandırmaya çalışmayacağız. Zaten bizim de çok e, ama çürütmeye de çalışmayacağız. Nedir ne değildir acaba ne olabilir falan gibi konuşacağız. YouTube için de söylüyorum sizin için de söylüyorum. Bu yayının ortasında 40 kere uyarı yapmayacağım artık. Çünkü bunun seyirciyi de beni de yorduğunu fark ettim. Bir kere söylüyorum, bu bizim görüşlerimizdir. Ee, zaten bunlar şehir efsaneleridir. Her şehir efsanesini almadım. Ee, sebebi şu, mesela Discord'da da çok geldi. Eğer vakit kalırsa onlara da bakarız ama daha çok hem ülkemizde bilinen hem de dünyada evrensel olarak bilinen şeyler aldım. Mesela yani Afrika'da her kabilenin farklı bir inancı varmış günah. Bak, bakıyorum mesela. İşte seks inançları var, işte acayip şeyler var. Yok, işte başka ülkelerde sopaya oturmak falan inancı. Yani atıyorum, her kabilede, her inançta, her mahallede farklı batı inanç var. Onları nasıl alabilirim? Ama daha çok böyle genel şeyler aldım. YouTube bilsin. E, yeni setup'ımdayım. Şu an bir sesimde eko var. O bir haftaya falan çözülecek ses yalıtımıyla. Şimdilik idare edin. E, çok da rahatsız etmiyordur ama şimdilik çok idare edin. Değil. Bu programda, bu programda konuşulan hiçbir şey ciddi değildir. Hı. Bu konu bu programda konuşulan şeyleri alıp da sanki gerçekmiş gibi hayatınızda buna göre davranmanın çok vahim sonuçları, sonuçları olacaktır. Oluştur. Evet, ona evet. göre yani. Burada gerçek bu. bugünkü, bugünkü şey, programda şey, bugünkü programda öyle bir uyarı yapmamıza da gerek yok aslında. Daha çok şehir efsaneleri konuşacağız evet. ama genel evet. olarak söyleyeyim. Van Gölü canavarı o, falan konuşacağız yani evet He, o evet açıdan yani. biraz çok çok şey yapmayın ee, Aynen. daha çok hepinizin bildiği sağda solda duyduğu şeyler discordumuza da çok güzel efsaneler gelmiş onları da almaya çalışacağım ama dediğim gibi işte İspanyollar da işte İtalyanlar da orada burada çok eski sağ, sağda solda unutulmuş şeyler var ee, Afrika'da çok baltınlaşlar var onları belki almadım zamanınız yeterse bakarız başlayalım istersen küçük küçük e, tatlı Başım. bir tatlı bir canavarla başlayalım. Tatlı bir kukiğimizle başlayalım. Enflasyon İlk, e, canavarı. E, enflasyon canavarı, trafik canavarı Hayır, hayır. E, Van Gölü canavarı efendim. Van Gölü canavarı görseli de gelsin. Bir okuyayım onu. Van Gölü canavarı nedir? Şöyle chatimizi kenara da çekersem. Heh. Van Gölü ya canavarı onun bir tane çok resmi bir fotoğrafı vardı. Var var onu görmedim. almadı. Onu almadı. O çok kötü çünkü. O çok kötü. <laughs> diyor ki ama Asıl odur yani Van Gölü'nün. You know, diyor ben. ki Van Gölü'nde varlığı yokluğu tartışma konusu olan ve bugüne kadar birçok gazete ve televizyona haber olan efsane Van Gölü canavarının 121 yıl önce de haber olduğu ortaya çıktı. Saadet Gazetesi'nde 121 yıl önce yayınlanan haberde Van Gölü canavarının bir kişinin ölümüne neden olduğundan bahsediliyordu. Saadet Gazetesi'nin 29 Nisan 1889 günkü manşeti şöyle. Bitlis merkez sancağına bağlı Hizan kazası ahalisinde 3 kişi yolculuğa çıkıp bulanık tarafına giderken yol güzergahı olması nedeniyle Van Denizi'nin Van Denizi diye geçiyormuş. Tatvan Ahlat arası sahillerine tesadüf eder. Bunlardan birisi namaz kılmak için deniz kenarında bir yerde abdestini almaya başlar. Sıra ayaklarına gelip yıkamak için azıcık denize girer girmez Deniz hayvanlarından biri derhal ayağına sarılıp kendisini denize çekmeye. Bu ise bütün kuvvetiyle dışarı çıkmaya çabalar. O zamanlar deniz diye geçiyormuş herhalde. Yani. Ortaya birçok video kaydı ve fotoğraf tanık çıksa da özellikle Saadettin Teksoy. Van Gölü canavarının varlığı hala kanıtlanamamıştır. Senin de çocukluğunun büyük efsanelerinden biridir herhalde. Hepimizin öyle çünkü. Ya bu bilmem ee, bilmiyorum Van Gölü canavarını hatırlayanlar chatte kaç kişi ama bu bizim çocukluğumuzda Türkiye'de ciddi ciddi, ciddi gündem olmuş. Evet. Ve konuşulmuş bir konu yani baya ana habere falan çıkıyordu Van Gölü canavarı. Bayağı. Ee, evet şey şey değil yani hani e, tüm bütün ülke bunu konuşuyordu var mı yok mu yani Van Gölü'nde gel çünkü Van Gölü aslında baktığınız zaman hani çok ya göl denemeyecek kadar deniz yani orası neredeyse hı hı. hani çok büyük oğlum niye oraya Van Gölü diyoruz hiçbir fikrim yok ee, ama yani Van iç denizi falan bir deniz iç deniz gibi yani. ya zaten o zaman 1800'lerde deniz deniyormuş sanırım Evet. Yani o sebeple hatta bir tarafında durunca karşısı görünüyor mu emin değilim. Ee, bazı havalarda görünmüyor galiba. Yok bayağı bir... Ee, Adalar bayağı var. Mi? İçinde şöyle bir bilgi vereyim. 2-3 tane adası mevcutmuş ve adalardan bazılarında çok eski antik yapılar var. Bu antik yapıların üzerinde sandallarla giden insanların sandalın altında yani suyun altında besledikleri bir yaratık figürü var. O yaratık figürü bir resim bir yerde duvarda daha işlenmiş aslan kafalı büyük gövdeli bir deniz yaratığı gibi. Oradan da işte eski antik çağda da mı vardı bu yaratık deniyor. Görüntüleri olduğu iddia ediliyor. Youtube'da var orada var işte bir sırtı var falan. Ben şeyi çok kötü hatırlıyorum. Saadettin Tekse'nin programında bir tane şişme bir dinozoru şişirip suya bırakmışlardı. Evet. Ve bunu Van Gölü canavarı görüntüsü diye bize izletmişlerdi. Van Gölü'nün bir de suları tuzluymuş galiba. Hmm. Olabilir. Bu o, o şekilde biliyorum ben. Ya evet olay çok saçma ya canavar olayı. Buraya, şey olup, Buraya belik gökçek olsaydı mesela ortasında dev bir tane canavar e, evet, şey yaptırırdı. yaptırırdı diye düşünüyorum. Yaptırır. yaptırır. Yani, Bence. Ilginç olay ya? Bütün Türkiye konuştu bizden Van Gölge Hala turist çekiyormuş. Bu, Hala turist çekiyordur. Şimdi buna evet. benzer. E, Aynı bu sefer İskoçların Van Gölü canavarına gidelim. Loch Ness canavarı. İskoçya'daki Loch Ness gölünde yaşadığı ileri sürenen efsanevi deniz canlısı. Aynı birebir tipi de. Ee, ilk kez 6. yüzyılda görüldüğü rapor edilmiş olsa da Loch Ness canavarı dünyanın gündeminde 1934 yılında Londralı bir jinekolog olan Dr. Robert Kenneth Wilson'ın çektiği fotoğraflarla girmiş. Ve bundan sonra da popülerliği her geçen gün artmış. Bu fotoğraflar 21 Nisan 1934'te Daily Mail gazetesinde yayınlanırken Dr. Wilson adının zikredilmesini istememiş. Bu yüzden fotoğraflar o zamandan beri cerrahın fotoğrafları olarak anılmaktadır. E söyledik artık. Fotoğraflardaki görüntülerden ve görgü şahitlerinin tariflerinden bu yaratığın mezozoik zamanda yani günümüzden 250 ila 65 milyon yıl önceki çağda yaşamış olan... Files, Filesiosaurus adlı sürüngenlerin soyundan geldiği bir şekilde hayatta kalmayı başardığı ileri sürülüyor. Bilim çevreleri bu canlının varlığını kabul etmiyor. Buna rağmen meraklı birçok araştırmacı aralarında sismik çalışmalar, derin su altı dalışları olduğu birçok şey yapmışlar, ispatlamaya çalışmışlar. Hatta e, Loch Ness canavarının uydudan görüntüsü diye e, Sikko'da bir görüntü var. Bu arada Moparizm biz olsamış canım benim. Alim hoş geldin kardeşim. Ne diyorsun? Uydudan görüntü <laughs> Loch Ness canavarının. Ya Loch Ness canavarı da Van Gölü canavarı gibi bir muhabbet. Aynısı neredeyse. <laughs> aynısı, hatta ben şey diye düşünüyorum. Bence Türkiye'de birileri şey diye düşünmüş. Ya abi bunların var. E, İskoçların Loch Ness canavarı var ve yani e, belirli bir turistik olay oluyor bunların. Ya yani, neden bizim de yok falan gibisinden götlerinden Van Gölü canavarı diye bir şey uydurdular. Olabilir. Istedim. Bayağı turist çekmişiz bizde. Çeker abi. Bak deniz canavarı deyince aklına ne geliyor? Köpek İlk görüntü balığı. ne köpek balığı neden Jaws yüzünden mi Jaws yüzünden hmm. ben jas'tan önce van gölü canavarı da bildiğim için benim sürekli o uzun kafalı dinozor geliyor aklıma işte şey denince hmm. İki de iki de şey abi o da çocuk izlediğimde bir tane filmde kraken denilen şeyler var ya dev atapotlar onlar e, krakenler geliyor. üçüncü ya da tarkan'daki şey, atapot şey. tarkan'daki atapot yüzünden aynen ya da şey geliyor. E, ne derler? E, üçüncü yani dev bir e, köpek balığı geliyor bana. E, deniz canavarı deyince herkesin hakkında bu geliyor. Bilmiyorum yani şey çok büyük ihtimalle şöyle şeyler vardır bak. E, yani okyanuslar işte dünyanın bilmem kaç katı ve işte aynı zamanda da keşfedilememiş dünyanın bilmem kaç katı alanına geçiriyor evet. ya. Evet. Keşfedilemeyen bir sürü tarafları var. Hı. E, Megalodonlar e, falan mı diyorsun? Onların içinde daha e, Görülmemiş türlerin olduğu ile ilgili çok net e, şeyler Doğru var. Var zaten de öyle büyük dinozorumsu şeyler daha henüz. Yani şey deniyor çok garip farklı deniz balıkları. Balıklar işte fosforlu şeffaf falan deniyor. Bazı belgeseller var var. 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 Yani böyle belki geçmişinde dünyanın geçmişinde ya da ne bileyim. Belki 100-200 yıl önce falan denizlerde yaşamış devasa yaratıklar belki de vardı. Ve artık eskisi kadar görmüyoruz. Ya belki Olabilir çok bu çok ya çok derinlerdeler ya da insanların hiç olmadığı yerlerdeler. Ee, o sebeple yani şeyden emin olamıyorum ben. Hani okey Van Gölü canavarı deyince Loch Ness deyince gülüyoruz ve işte şey falan yapıyoruz. Ee, yani hani bu, bunun gerçekliği yoktur diyoruz ya. Yok yani bence şey falan işte devasa balinalar var sonuçta onları gördüğümüz için şaşırmıyoruz ama balina dediğin zaman böyle küçücük bir apartman gibi bir şey. Evet. Ee, bunun ahtapotu niye olmasın? Ne bileyim yani böyle kocaman bir Kemal Kılıçdaroğlu varmış. Zor bulmaya ilerliyor. Yani e, devasa deniz canlıları olabilir onu demek istiyorum. O yüzden Van Gölü canavarı da belki gerçek değil ama atıyorum belki Akdeniz'de var böyle bir şey yani. Hı -hı. Olabilir. Peki. Yani böyle bir şey konu yani Van Gölü canavarı en azından Van Gölü'nde bu kadar az Kanıtı olması enteresan o yüzden bence yok diyorum ama bu kişisel fikrimiz yine abi Van Gölü Canavarı Severler Derneği'nden gelip bizi linçlemeyin. Ee, deniz bir sonraki... canavarları vardır deniz canavarları bence var. ama Van Gölü canavarı yoktur. O zaman e, yine bir evrensel hatta Amerikan bir e, canavarımıza geçiyoruz arkadaşlar. Koca King Ayak Kong. Yeti. Koca Ayak Yeti hayır Aynı King Kong şey. değil. Diyor ki Himalayalarda yaşayan Şerpa halkında halkı tarafından bölgede dolaştığı iddia edilen Yeti bilinen en eski şehir efsaneler arasındadır. Ülkemizde koca ayak olarak bilinen Yeti primat benzeri bir yaratık olarak betimleniyor. Arkasında bıraktığı dev ayak izleriyle kendisini belli eden bu yaratık çoğunlukla 5 parmaklı olsa da 2, üç ve 4 parmaklı olarak da görüldü. Yetilere ait bilinen en belirgin, en belirgin bulgu ise 1951 yılında Himalaya tırmanışı sırasında Menlung Üstü yakınlarında ayak izleridir. Şu ayak izini vereyim hemen. Evet, bu bu ayak izi. Sonrasında, konu hakkında oldukça fazla iddia ve teori bulunuyor. 29 Nisan 2019 tarihinde Hindistan ordusu Tibet Kar Adamı ya da Yeti'ye ait olduğu iddiasıyla bir paylaşım yapıyor. Onu da açayım. E, bu paylaşımı yapanı tekrarlıyorum. Hindistan ordusu. Fotoğraf Himalaya eteklerinden Makalu ana kampı yakınlarındaki 9 Nisan günü çekilmiş. Ve yaklaşık 81 santimlik ayak izlerini gösteriyor. Maşallah. Mistik Canavar Yeti'nin hikayesi Sankva Dorje'nin Nepal'deki Pangboche adlı köyde bir mağarada yaşarken 1600 yıllarda onu keşfetmesine dayanıyor diyor. Ne diyorsun? Bak çok belgesel var. Şey var hatta. TLC gibi Discovery Channel gibi Yeti avcıları dırım dırım, böyle 5-6 tane e, <laughs> redneck gidiyorlar. Koca adam Yeti harcıyor, şey yapıyorlar falan. Yeti, yeti benim küçüklüğümden beri çok eski muhabbettir Yeti ya. Çok. Yani Yeti Yeti bayağı böyle bildiğin artık e, içimizden biri. E, abi yüzde yüz bence şey var zaten. Böyle e, ben kriptit, kriptit deniyor bu olay işte. Krip, krip, kript, kriptozooloji kriptozooloji hmm. deniyor yanılmıyorsam. Bu tarz daha önce keşfedilmemiş e, fakat işte olduğu şüphe edilen türlerin peşinde e, insanlar. Bir takım insanlar. Yeti gibi tuhaf primat fazla gelişmiş primatlar falan Bence %100 var zaten ya. Yani, Şu an hala yaşayan mı? Vardır abi. Yani bak ama ne gibi bir şey hayal ediyorsun işte anladın mı? Hani hmm. e, benim benim hep kafamda şey gibi muhabbetler var. Bir takım mağaralarda yaşayan e, neandertallerden evrimleşmiş tipler falan böyle. Daha hiçbir şekilde keşfedilememiş. Yer altında falan yaşıyorlar ve insanların karşısına çıkmıyorlar. Ya da çıktıkları hmm. zaman insanlar şey yapmıyorlar. Hayatta kalmıyor falan yani. Eee... Ve o benim çok ilgimi çekiyor her zaman. Ya şeyi düşünsene oğlum. Ormanda tek başınasın. Ve e, yürüyor. Amerika'dasın diyelim. İşte Amerikalılar çok yapıyor öyle şeyler. Evet. E, gidiyorlar abi arabalarını alıyorlar. İşte kamp yapıyorlar. Çocuklarıyla birlikte bilmem ne. Hı hı. Ama gerçekten kamp yapıyorsun. Ve gerçekten de bir sesler duyuyorsun ormanın içinden. E baktığın zaman yani belki 2 metrelik iki buçuk metrelik falan bir tane böyle hafif kambur duran. Maymun, ol, maymun ve primat olduğu için kolları uzun böyle yerlere doğru falan bir varlığın. Seni görünce karanlığa doğru koştuğunu görüyorsun. Korkarsın yani. Hani e, bence o yüzden zaten onlar da insanlardan korkuyorlar. insanlar da onlardan korkuyorlar. Bir, bir belgesel tavsiye edeyim küçük. X-Animals diye bir belgesel var. Böyle efsanevi hayvanları konu alıyor. Evet İzlemek evet. Isterseniz. Mesela bak Yeti, Yeti gibi varlıkları çok fazla şey yapanlar var. Ee, çok fazla böyle abi işte raporlar var. Gördüklerini söyleyen insanlar var. Çok var oğlum belgeselleri falan var Şok ya. Çok var. Çok sürekli çok var ama yani işte hatta böyle şeyler falan da var internette bir takım fotoğraflar, videolar falan da var bunların bazıları. Var. Mesela, çok ünlü bir tane video var mesela gerçekten de böyle uzun maymunumsu bir yaratığın e, yürürken gösteriyor mesela onun otantikliği kanıtlanmış. Evet gerçekten bu görüntü doğru böyle bir şey var diye ama ne olduğunu bilemiyoruz bunu. E, çok var yani bu tarz görüntüler şeyler. Hep bu denir şey için de mesela Jersey şeytanı diye bir şey vardı. Jersey Devil hı hı. diye bir şey vardı. bütün yani New Jersey anasını satayım. O bölgede herkes aynı tarihlerde gördüğünü iddia ediyor yaratı. E daha sonra bilim insanları şey diyor ama. Yani görmüş olduğunuz şey çok büyük ihtimalle bir uçan tilki. Bu bir şeyler var ya meyve yiyen devasa yarasalar var ya. Flying Fox diye geçiyor. Bu arada mesela Flying Fox diye bir şey var. Şimdi chatte kaç kişi uçan tilkileri biliyor yazın Flying Fox diye. Ee, devasa tilkiler uçuyor baya baya büyük yani bir metre iki metre boyunda Yarasa cinsi galiba. Sokakta e, mesela şey sokakta diyorum, ormanda falan görsen mesela ve bilmesen e, baya bir şey sanarsın yani. Dur bakayım flying fox yazayım ben hiç hatırlayamadım onu. Yani. Devasa bir yarasa oğlum devasa Oo, bir yarasa. Oo baya baya evet. Batman. Evet bayağı Batman doğru, işte yani. Doğru. Ben bunu mesela 5 sene önce falan öğrendim bu hayvanları. Ve çok şaşırdım oğlum. Bunlar dev gibi lan falan dedim yani. Sikleri de var kocaman bu arada hiç baktın mı? Yok <laughs> anaya bakayım. Açık bak yani, görünüyor. Şey böyle, muhabbetinde de, de var. Flying Fox'ınca baya siki var böyle. Şey muhabbetinde de hatırlıyor musun? Diyatlov geçidine iş işlediğimizde bir karadama benzer bir görüntünün uzaktan gözüktüğü falan. Ama sonra o fotoğraf fake falan. Evet. Evet. Fake, evet. evet, fake evet. denildi onu. Böyle bir e, olay yani şöyle söyleyeyim. Tamam yani bu da bir Van Gölü canavarı gibi efsane fakat Bununla ilgili çok daha fazla veri var. Yani veri var evet. derken tabii kanıtlanmamış şeyler ama bir sürü belgesel yok. İşte ko koca ayak avcıları diye belgeseller falan var. Hiçbir şey avlamıyorlar tabii sürekli ayak <laughs> Kurdum. Var oğlum ama. çok eski. Çok eski muhabbet ya. Robot resimlerini falan çizdi. Her her, her gören anlatıyor. Ee, anlatılmasın üzerine robot resmini falan çiziliyor yani. Hani Yanlışlıkla girileri açtım. Çok özür dilerim. Korkma sana da söyleyeyim. Yanlışlıkla açtım. <laughs> yok ben yeti fotoğraflarına bakıyordum. Alt izi kapatacaktım. Ee, böyle böyle internette işte bu e, o çok meşhur bir görüntü var ya böyle üstten uzaktan yürürken çekmişler bir tane. Ha, evet böyle şöyle gidiyor falan. Evet Oha. evet. Hı -hı. Evet, evet. yani mesela o, 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 videonun gerçek olduğu söyleniyor yani onu şey yapmışlar e, gerekli işte bu şey yapıyorlar ya bakıyorlar otantik bir değil mi diye test ediyorlar ama tabi onun kıyafet bir kostüm olmadığını söyleyemez sonuçta evet ya abi tabii ki. Ama bak mesela şöyle bir de bir görüntü var. Ee, ne zamandı? <laughs> İç Anadolu'da bir yerde bir UFO görüntüsü vardı ama Hı -hı. E, Türkiye UFO mesela inanılmaz net bir UFO görüntüsü o, Türkiye'de görülen. Hı -hı. Ve İç Anadolu'da bir yerde görünüyor. Ve işte böyle havalanıyor yavaş yavaş böyle. O da gerçek bir görüntü mesela. Şu anda YouTube'da bakıyorum. Bulamadım da. Ve Türkiye'de böyle olduğu için bu... CGI yapacağımıza ben inanmıyorum. <laughs> Tabii Tabi tabi canım. Tabi zaten yani. Var abi olabilir. Ben her zaman şey ihtimalini açıyorum biliyorsun yani. Böyle uzaylıların uzaylıları görme ihtimalimizden daha yüksek. Dünya üzerinde görmediğimiz bir takım kategorilemediğimiz canlıların olması. Ve yani bunların bazıları e, daha keşfedemediğimiz primatlar da olabilir yani. Ve işte belki bu %100 yetiye benzemiyordur ama yeti gibi şeyler vardır, koca ayak gibi flimat türleri vardır belki. Olabilir, olabilir. O zaman ee, bir sonrakine geçiyorum. Hızlı hızlı geçeceğim çünkü çok var elimizde. E, hızlı hızlı bu tarafı böyle geçeceğim. Günhan, Hı. vampirler. Vampirler de bir şehir efsanesi sonuçta. Evet, vampirler vampirler orta çağda evet. e, çok özel bir yazı bulmadım onun için. Bu arada şunu söyleyeyim hemen. E, yazılar tabii ki işte Wikipedia, haber siteleri bu tarz benzeri efsane mit forumlarından alınmıştır. Hiçbiri bizim e, kendi yazdığımız değil derlediğimiz bilgilerdir. Haberiniz olsun. ne Zaten yani e, o tarz bilgileri internetten toparlayıp burada sunumlar işte görsellerle sunum şeklinde getiriyoruz. Haberiniz olsun. Vampirler orta çağda çıkıyor. E, fakat... Birçok farklı kültürde işte antik doğuda, batıda, işte kuzeyde her yerde farklı farklı benzeri mitler olarak ortaya çıkıyoruz. Zamanında işte gün ışığından, gün ışığı bittiği zaman mezarından çıkan ölüler. Fakat bazı yerlerde bunların çok kötü koktuğu, işte çok fazla ya, işte acı çekebildiği yaralandığında bazı yerlerde acı çekmediği, yakılması gerektiği <laughs> şöyle oldu böyle oldu. Hatta işte e, Vladimir miydi? Kazıklı Voivoda'ya giden bir tarafı var. İşte evet. bir sürü, işte bir sürü, bir sürü, bir sürü farklı versiyonu var vampirlerin. Nereden çıkmıştır bu vampir? Hatta size bir şey söyleyeyim. 1970'li yıllarda sanırım Cihangir Vampiri diye bir olay çıkıyor Türkiye'de. Bakın ondan bahsedeyim. Cihangir Vampiri. E, Cihangir Vampiri diye bir olay çıkıyor. İnternette var. 70'li yıllarda kurtuluş, var. Kurtuluş, kurt Kurtuluş vampirini biliyorum ben. 65 yaşına geldi hala ölmüyor. Yani gerçek mi? Efsane pardon, bir şaka mı? Pardon. pardon pardon Kasımpaşa vampiri. Pardon özür dilerim. Falan filan yani işte vampir kelimesinin hatta bak güzel bir bilgi vereyim. Ya Sırpça ya Lehçe ya da Türkçeden geldiği inanılmaktaymış. Ne diyorsun? Vampiri inanıyor musun? Ee, sen vampirleri az önce yine deprem vergilerine bağladın. Ee, onu yap. Kasımpaşa vampiri abi ölmüyor. Kız paşa. acayip emiyor hayat hayat emmeye devam ediyor çünkü uzun mu biraz bir olaydır gerçekten de ne uzun uzun mu biraz evet şey e, e, uzun uzun şöyle abi <laughs> abi vampir konusunda ya ben net duruşumu söyleyeyim ben vampirlere inanıyorum ya ne diyorsun yani hani, evet evet ben net ben vallahi inanıyorum vampillere net duruşum budur vallahi abi çünkü vampir konusunda şu var Eee... Dünya üzerinde tarihi olarak yani o kadar ısrarcıymışız ki insanlar insanlar olarak vampirlerin oldu. Ben bu kadar üzerine kurulan mitolojiden, kültürel bagajdan sonra net bir şekilde şunu soruyorum Okey var deyip geçiyorum yani hani. Çünkü hmm. Neden olmasın yani anladın mı? Neden olmasın? Yani vampirlere inanmak benim hayatımdaki böyle en keyifli e, şeylerden birisi. Bence vampirler var yani. Yani Kan emici olmasalar bile insanın hayatında hemen vampirler var arkadaşlar. Onu en, en azından o şekilde değerlendirebiliriz. Osmanlı'da vampir vakası saniye, çok anlatılmış. Geliyorum. Sen lütfen devam et. Evet. Osmanlı'da vampir vakaları falan zamanda çok anlatılmış ve kayda geçirilmiş pek çok vampir olayı var. Ee, evet Eren gitti. Sıçtı ağzınıza şimdi chat. Evet. Ne diyorsunuz? Ne diyorsunuz? Evliya Çelebi. Ha, Evliya Çelebi. O zaman ben size bir fıkra anlatayım. Evliya Çelebi, e, yani. Jeffrey Epstein ve de... <laughs> yine nerelere girdin ya? E, Nasıl ettin Yok tamam. Şunu söylüyordum. Yani Osmanlı'da da, bayağı Osmanlı'da da e, evet. kazıklı voyvoda için falan da evet. e, aynı şey söylenir. E, vampir olduğuna dair. Hatta işte ilk bizim Dracula mitinin e, çıkma <laughs> nedeni e, kazıklı voyvodadır falan. İlginç de hikayeleri vardır yani. Tarihte vampir olduğu Söylenen pek çok sence e, bir şey soracağım vampir diye var. Bir mitin, mitin çıkması, bu tarz şeyleri de soracağım. Bu tarz inançların çıkması, İnsanlığın ölümsüz yaşama olan isteği mi? E şüphesiz ya. Yani e, zaten işte hep oralardan çıkıyor zaten sonsuz yaşam. İşte Elizabeth Báthory yok, işte gençlerin kanına kanında banyo yaparmış işte, onun sayesinde ölümsüz kalırmış falan. O yüzden bence yüzde yüz. Ama bir bakıma da çok şey mitler, eğlenceli mitler. Mesela şeye baktığın zaman, vampir mitolojisinin kökenine baktığın zaman şeye kadar gidiyor yazılan hikayelerde. Adem'e kadar gidiyor yani. Hmm. Eski ayete kadar gidiyor. Ya yani bir şekilde ama bunun çok spesifik olması benim ilgimi çekiyor. O, o sebeple lan var galiba diyorum diye isim geliyor. Çok spesifik hmm. abi. Hep aynı muhabbetler. Sümerlere baktığın zaman da öyle. Yani işte... E, Aşurlara baktığın zaman da öyle. Sürekli olarak bir kan emen e, şey figürü var yani. E, evet bu e, birçok farklı, farklı mesela ha, hep var. Tabii hayatta kalmak için kan emen e, işte imparatorlar var, bilmem neler var. E, işte çocukların kanını emenler var. E, i̇şte bizim dönemimizde de bunu vergilerle yapıyorlar ama yani hep böyle bir figür olmuş tarihi olarak. <laughs> o sebeple... <laughs> Bütün program bağlayacak buraya bağlayacağım ya vampir deniyor çünkü yani hani tabii ki bağlayacağım. Peki, mor vampir. Ee Neden? vampirleri Epe... tamam. Hı. Var vampirler. Sen var olduğuna inanıyorsun bayağı bayağı. Ya var abi var. Yani çünkü bak bu kadar bazı bazı şeyler tamamlarca bizim kültürümüze Hollywood'la sokulmadı bu vampir olayı. Bu vampirler kurt adamlar zaten hali hazırdalarda çok karşılığı olan şeyler. E, o sebeple bence cadılar nasıl varmış, büyücüler nasıl varmış, e, vampirler de var, kurt adamlar da var bence. En azından belli başlı mitolojik varlıkların e, kültürel karşılığı olan, tarihte kültürel karşılığı olan mitolojik varlıkların %100 bizim kafamızdaki gibi olmasa bile benzerleri var olmuş tarihte yani. Peki. Bir de e, Şahmeran var aslında, onu almadım. Daha çok mitolojiye kaydığı için. Hmm. Şahmeran'ımız var. E, şöyle evet, geçiyor Şahmeran, Şahmeran. da ilginç, Şahmeran da ilginç aynı şekilde. Binlerce yıl önce yedi katlı yer altında Tarsus'ta yaşayan yılanlar varmış. Meran adı verilen bu yılanlar gerçekten akıllı ve şefkatliymiş. Onlar barış içinde yaşarlarmış. Meranların kraliçesi Şahmeran'mış. O genç ve güzel bir kadınmış. Efsaneye göre Şahmeran'ı gören ilk insan Cemşap cem olmuş. O geçmiş, o geçimi için odun satan fakir bir ailenin oğluymuş. Bir gün Cemşap arkadaşları bal dolu bir mağara keşfederler. Balı çıkarmak için uzun bir hikayesi var. Şahmerana söz verip kavuşan Cemşap uzun yıllar verdiği sözde durarak Şahmeran'ın yerini kimseye söylememiş. Sonra ama yer, yer Cemşap'ı konuşturmuşlar. Yeri söylenmiş. Kuyruğunu kaynatıp falan filan öldürmüşler. Böyle bir hikayesi var. Hatta Türkan Şoray'ın Şahmerana oynadığı bir film var. Çok güzel film. Çok, Çok güzel, güzel filmdir. Filmmiş. Güzel filmdir izley. Çocuk, çocukluğumun travması. Evet. <laughs> bayağı enteresan bir filmdir. Ee, geçelim onu. Kurt Adamlar Günhan. Wolf Team. Şahmeran'ı niye geçiyoruz ya? Şahmeran ilginç konu. Şahmeran'ı konuşalım mı? Peki. Konuşalım. Ben görselini kadar, vereyim ama. ekrana. Sen konuşmak istersen. Şahmeran yine ya, Türk mitolojisinden. Şimdi biz burada vampirler falan filan deyince e, hani vampirler Bakın tekrar şunu tekrar söylüyorum. Onu çok çok yanlış anlaşılıyor. Chat'te geri gibi şey falan demeye başladı yine. O zaman Iron Man de... Oğlum sizin bildiğiniz bu vampirler falan işte Twilight, Bella Mella falan muhabbetleri Yok değil çok de. farklı. Bunların... Öyle güzel gözüken evet, cool vampirler evet. değil tarihtekiler. Bunların bunların tarihsel karşılıkları var. Bak git sen Sümer mitolojisine bak. Sen git işte e, Yunan mitolojisine bak. Sen Osmanlı'daki e, vampir olaylarını falan bir araştır önce. Yani ben size demiyorum size. Brad Pitt gibi vampirlerden bahsetmiyorum abi ben size. Hı hı. Onlar son 10 yılda bizim kültürümüze girmiş şeyler. Son 10 yılda 20 yılda kültürümüze seksi vampir. Anne e, Rice'la kültürümüze girmişler. Onun ötesi var yani. Şahmeran da mesela bu Şahmeran muhabbetleri de dünya üzerinde pek çok şey var. Kültürel karşılığı var. İşte Nagalar var, e, işte Lamiyalar var, işte Medusalar var. Sürekli olarak bir yılan figürleri, yılan kadın figürleri falan yani. Hmm. E, şimdi bunlar mesela genel olarak bence şeyden geliyor. E, tarihi hikayelerde kadını hep böyle şey konumlandırmaktan geliyor. İşte gizemli, güvenilmez, e, karanlık, hmm, i̇şte ihanet. Oğlum tabi iha... e, şeye baktığın zaman bile şimdi e, Hazreti Adem'in hikayesine baktığın zaman bile hep böyle tarihi olarak kadını şey konumlandırmışlar. Baştan zaten doğumu. Hazreti Havva geliyor çünkü başta zaten bir tane kadın yaratıyor Allah. Ee, o kadın yoldan çıkartıyor Adem'i. Onun üzerine Adem'i kaburgasından ona itaat eden. İslam'da kadın İlken... Lilith, İslam'da Lilith yok bu yok. orada? Hristiyanlıkta yok. var. Hazret... Ee, yok. Ee, eski Ahit'te ve Hristiyanlıkta var. Ve onun da sebebi şey bu arada. İlk ihanet muhabbeti de e, Lilith seks yaparken altta olmak istemiyor. Vay hikaye bu yani. Hani hmm. a a a şey Adem üstte olmak istiyor sevişirken. Lilith istemiyor bunu. İşte halbuki daha sonra değiştirebilir yani. Biraz o biraz halbuki, o. Ben de ha, ha, severim aslında. Tabii Kav Girl ne kadar güzel bir pozisyondur halbuki. Halbuki. E, da İslam'da yok. Evet bu olay İslam'da yok. Bu başka. Bu eski ait işte. Bu Old Testament denilen muhabbet. Yabancı filmlerde işte, falan duyars duyarsınız bunu. Evet yani. evet. Şimdi oradan zaten yani bu konuyla ilgili mesela feminist Feministlerin çok çalışmaları var. E, feministlerin kültür çalışmaları falan var bu konuda ama... ...hep böyle tarihi olarak kadın figürünün ...te Adem'den itibaren şey muhabbeti var abi. E, i̇şte güvenilmez, işte ihanet edebilir, işte yılan, gizemli. E, Şahmeran da mesela daha farklı bir Şahmeran ama yaklaşmış. kötü bir karakter değil Günha. Değil, değil, değil. Ama hep böyle şey vardır. E, farklı kültürlerde de bunun karşılıkları vardır. Kimisinde daha böyle şeytanidir, kimisinde böyle daha normaldir e, kimisinde işte daha anaçtır. Biz mesela Anadolu kültüründe, Anadolu mitoloji mitlerinde genelde kadın daha anaç, daha verici, işte daha böyle besleyici, daha kapsayıcı kullanmışız her zaman. Şahmeran bunun örneği ama işte şeylere bak abi Medusa'lara, Nagalara bak, bilmem neler bak, Lamia'lara bak. Onlar çok daha farklı. Yani şöyle hatta Şahmeran'ın vücudundan kopan parçaların şifa olduğu ...söylenir evet. falan filan. Ama evet, işte Şahmeran'ı... Evet, evet. ...Şahmeran'ı öldürüyorlar... ...falan filan. Ee... Tabii. Hep de, hep de sonu Hatta şöyle böyle. bir... ...efsane var. Efsaneye göre Şahmeran'ın... ...öldürüldüğünü yılanlar o günden beri... ...bilmiyor. Tarsus'un evet. Şahmeran'ın... ...öldürüldüğünü öğrenen yılanlar tarafından... ...bir gün istila edileceği rivayet ediliyor... ...gibi bir mit var. Peki. Hmm. Şahmeran'ımızı e, kapatalım. Günhan Kurt adam de Yılanlar Ankara'yı işgal etti. Neyse... <laughs> Ne olacak? Peki, Olur bu yayın Peki. Böyle. Kurt adamlar abi. Her fırsat. Kap kapım Kurt adamlar. Kurt adamlardan daha bahiye geliyor. Kurt adamlarda ee, Cumhur İttifakı <laughs> Onlar da <gülüyor> Yine yine AKP partiyi bağladın Yok MHP'ye bağladım bu sefer. MHP'ye bağladım bu sefer. Kurt adamlar sence nereden çıkmış olabilir? Kurt adamlar miti şöyle. Dolunay'da kurta dönüşen bir yaratığa dönüşen daha doğrusu yine Twilight'teki gibi bildiğiniz yakışıklı kurtlara değil de daha çok böyle kılları çıkan, tırnakları çıkan, büyüyen gözleri, büyüyen kırmızılaşan ağzı kurda evet, dönüşen evet. kurt adamlar miti. Evet. zaten bu yakışıklı vampir, işte sikiçi kurt bunlar dediğim gibi son 10-20 yıl içinde gelmiş şeyler bizim kültürümüze. Yani hmm. onun öncesinde ilk vampir şeyine baktığınız zaman popüler kültüründe Nosferatu diye bir şey var mesela. Vampirlerin de Nosferatu... olduğu söylenir Kurt Adam'ın. Evet evet. Ya hep öyle hep öyle konumlar da işte Kurt Adam muhabbetinin de çok tarihsel daha farklı karşılığı var. Ben şeyler üzerine Kurt Adamlar üzerine öyle süper okumadım. Süper bilgiyle ben daha çok vampirler ve işte bir takım ilgimi çeken başka mitolojik yaratıklar üzerine ama. çok bildiğim şey Gümüş e, muhabbeti var Kurt Adamlarda da. Gümüş'e karşı Ya bir... Kurt Kurt figürü ve işte kurt adamlar genel olarak işte mesela bizim burada şey var Kaz Kaz Dağlarında e, çok böyle çok güzel bir heykel var İşte bir tane hmm. kurt e, kurtun memelerinden iki tane bebek süt içiyor insan bebeği C -c -c. E, süt içiyor yok işte CCC değil ben de onu hmm. görünce CCC sandım şeymiş abi Romus ve Romulus Aa. E, evet işte kurtlar büyütüyor Roma e, kurtlar büyütüyor bu Romus ve Romulus'u. Ama işte olay genel olarak bizim coğrafyamızda yaşandığı için bizim de aslında bunlar hep bunları çok şey yapmışız, ee, bir sahiplenmemişiz bunlar hep, bunlar hep yavur sahiplenmiş ama bunlar hep aslında bunların çoğu bizim kendi coğrafyamızda olan geçen hikayeler, yani Ege Ege taraflarında böyle çok fazla kaptırdığımız destanlar, hikayeler, bir sürü şeyler var yani. Ee, bu şey ne derler? Bu ee, CCC muhabbetleri de benzeri de e, yine oradan geliyor işte Ergenekon, Türeyş falan bilmem ne gibi muhabbetler. E, hep böyle işte ne vardı? Kurt anadan mı doğuyordu? Bir tane birisi kurtla mı oluyordu? Öyle bir şey oluyor falan. Zaten hep oradan geliyor. Kurt muhabbetinde hep insanla kurtun çiftleşmesi ve işte bunun üzerinden yeni bir üstün bir ırk yaratılması gibi muhabbetler var. Bunun çok farklı farklı şeyleri var. E, varyasyonları var işte. Kimisinde eee kurtun kurttan insanlar çıkıyor. İşte kimisinde daha güçlü varlıklar çıkıyor falan filan. işte asenalar bilmem neler falan Hı. yani. Kurt muhabbeti biraz öyle. Uzanlar falan. Peki Bozkurt e, destanları. Yine kurtlardan işte bazıları cadıların onları şey yaptığını söyledi. Cadılar yine orta çağda bu sefer gerçekten elle tutulur karşılığı olan elle tutulur karşılığı da şöyle insanların bazı insanları bazı kadınları cadı diye yakmaları. Salam. Ö öldürmeleri, salem cadıları hmm. muhabbeti, tabii. orta çağda bir sürü maalesef masum insanın diye düşündüğümüz insanları yakmaları, cadıların olup olmadıkları. Bir de tabii kahinler var. Şöyle ki kahinler e, baya e, son dönemlere kadar krallıklarda bazı kralların yardımcısı olan, hatta Osmanlı'da bile sanki bazı hocaların yani tabii el, elinde tutur kimse bunu kabul etmeyecektir ama bazı kaynaklarda var bazı padişahların e, kahinler veya işte hocalar vasıtasıyla konuştuğu falan e, onlarla krallıkların ortaçağ krallıklarının kahinlerinin her kralın bir kahini olduğu söylenir e, bazı Cadıların Kral e, yardımcısı olarak alındığı söylenir ama da yakalanarak yakıldığı ne diyorsun var mıdır cesaret? ya abi şimdi tarihi olarak mesela son zamanlarda benim çok ilgimi çektiği için çok okuyorum. bu kadar da eskiden ilgimi çekmiyordu e, Ben de şeyden sardım ya son son zamanlar dedim bir, bir iki yıldır falan yani. Bu <laughs> Arthurian efsaneleri diye bir şey var. Ee, bayağı bildiğin şimdi Kral Arthur'un ve işte bu e, şeyin ne derler? Neydi bunların mekana? Camelot Camelot. Ee, right. Kral Kral Arthur'un Arthur ve e, işte bu Camelot hikayelerini falan doğruluğuyla ilgili tarihsel olarak hep şey muhabbeti var. Bu herif var mı yok mu? Çünkü bazı tarihi kaynaklar ya o kadar muallak bir muhabbet ki bazı tarihi kaynaklar gerçekten de Kral Arthur'u çeşitli yıllarda çeşitli e, Britanya adasında yaşanan olaylarda hmm. şey yapıyor, pozisyonluyor. Bazı Arthur, kaynaklarda Arthur'un olduğu söyleniyor hı. fakat e, şey Lanseot'un evet. evet. olmadığı söyleniyor. Lance, ya işte hep değişiyor. Yani şimdi sen gidip de A tarihçisine desen abi Arthur var ama çevresi yok. <laughs> Öbür diyecek ki ya şövalyeler Lancelot vardı Arthur. Abi Merlin falan şey. Bu muhabbetler tam şey yıldır abi. Tam böyle kayıtlı tarihin çok belli olmadığı. Mesela Arthur'la ilgili hikayeler anlat. Ama hikayelerin tarihi karşılığı var mı bu tartış falan gibi. Arthur Arthur efsane Arthurian efsaneleri deniyor bunlara. Arthurian çok ilginç hikayeler var. Mesela işte bir tanesi filmini yapıyorlar şimdi Yeşil Şövalye yapıldı çıkacak yani. Green Knight diye bir hikaye. Bak anlatayım onu da bu Arthur'un şövalyelerinden Gawain var. Sir Gawain tamam mı? Sir Gawain işte böyle bunlar hep beraber takılırlarken falan işte bir tane şövalye geliyor. Bu şövalyenin abi işte üzerinde yeşil bir zırh var. 2 metrelik insan gibi de değil. Çok acayip bir tip yani böyle farklı farklı anlatılıyor. Green Knight deniyor ona, yeşil şövalye deniyor. İşte diyor ki ben diyor kafamı diyor şeye koyacağım diyor bir tane diyor e, e, ne derler ona ağaç kütüğüne koyacağım diyor eğer kafamı kesebilirsen e, şöyle olacak böyle olacak falan yapıyor işte şaka olduğunu sanıyorlar kafasını kesiyorlar bunun ve işte kafasını kesti ama diyor bir sene sonra diyor eğer diyor kafamı kesersen diyor bir sene sonra diyor ben seni diyor sikeceğim diyor tamam diyorlar falan filan işte kafasını kesiyor gerçekten gülüp eğleniyorlar bu kafasını alıp gidiyor daha sonra Aha. Ee, evet kafası kesiliyor. Bu işte daha sonra kafasını alıp gidiyor. Ee, bir sene sonra tekrardan geliyor. Ee, i̇şte orada anlatmayayım. Belki okuyanlar ya da filmi izleyecek olanlar olur. Çünkü ee, Şey abi. Bu tarz hikayeler mesela direkt cadılarla ilgili de böyle şeyler var zamanında ee, söylenmiş. İşte Salem Witch Triad'ları baktığın zaman işte tarihi karşılığı var. Fakat işte bu tarihi karşılığı ne kadar %90 mı var %80 mi var şimdi bir sürü olaylar yaşanmış işte bazı cadıların gerçekten de bunu pratik ettiği gösterilmiş anlatılmış işte bazılarının kayıtları tutulmuş tutulmamış ben o noktada artık yani biraz şey şey gidiyoruz yani tarihi gerçekliği çok tartışılabilir noktalara gidiyoruz bana soracak olursan paganist inançlardan doğan cadı ritüelleri var yani büyük büyük büyü ama bu orta çağda var. yakılan orta çağda yakılan bütün işte cadıların cadı diye yani şifacı diye doktor diye cadı diye yakılmış bir sürü kadın var ya. Yani. Ya evet ama büyüyle uğraşan da var. Ulan işte 2021 yılında yok mu? Hala var yok mu YouTube'da. Günümüzden? Var yani. Yani hala var. Yani hala var. Ee, evet ses ses gidiyormuş arada ses ya. Ağlayıp, ee, ağlayıp ağlayıp duruyorlar. Evet gidiyor. Ee, şeyden işte RTX Voice'undan gidiyor sesin. Hafif böyle Başlarken bitirirken gibi, tık düşürürsen daha rahatlarlar. Şu anda arka plan sesini duyuyor musun biraz? Biraz azalttım çünkü. Okay. Çok az, yani fıs fıs yapıyor. Kesilmesinden iyidir. Tamam, biraz düşürdüm çünkü artı X boyut. Tamam. Etmiyor, rahatsız etmiyor, bir şey olmuyor. <laughs> İdare edin arkadaşlar, yapacak bir şey yok. <laughs> Hı, tamam. <laughs> Şu anda iyiyse güzel. Ee, genel olarak şey abi, yani bu paganizmden gelen. Yani şimdi şeye baktığın zaman Amerika işte Midwest e, folkloruna falan da baktığında orada da daha önce pratik edilen pek çok voodoo büyüleri falan var. Daha Hala bunun pratiğini yapanlar da var. Voodoo'nun, kırmızı büyünün, seks büyüsünün. E, Türkiye'de de çok var yani. Hala var. E şimdi 50 sene sonraki insan için belki bunlar da çalışacak. Abi zamanında cinci hoca falan diyecekler yani. Evet diyebilirler doğru doğru. Yani Peki. 150 sene sonra 150 sene sonra belki YouTube videoları bile bir EMP atacaklar dünyaya. İşte bu EMP ile bütün teknolojik her şeyimiz serverlar, serverlar gidecek. Ve yani diyecekler ki abi anlatılıyor işte söyleniyor işte şöyle hocalar varmış, cin çıkartıyorlarmış falan filan. Yani tarih bir noktadan sonra hani vakit geçtiğiçe şey, mitolojiye dönüşüyor ya. 200 yıl sonra da Hitler'le ilgili böyle olacak. İkinci Dünya ile ilgili mesela. Günün ben... birinde insanlar bütün evet insanlık ne? bundan 200 yıl sonra deprem vergileri varmışa bağlamadığın için. Ha. <laughs> ya. <laughs> 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 Yo. Ama şey, şey şaka yapalım hadi. Eyvallah. İlginç konular bunlar. Çünkü doğru, mesela doğru. Oğlum o noktada çünkü senin neye inandığına kalıyor. Kral Arthur var mı? Bence var. Camelot e, var mı? Bence var. Cadılar var mı? Var bence. Ya yani, günümüzde de cinci hocacılar e, yani o zaman niye cadılar olmaz? cadıların daha çok e, kanıtı var. Mesela Şimdi bir şey daha geçiyorum. Enteresan bir şekilde tabii bunun herkesin kafasında bildiği abi işte sarhoş denizciler muhabbetinin yanında dünyanın birçok yerinde. Antik Yunan işte ee, Doğu Roma işte ee, yine daha doğular Asya hem batı şekilde her ee, şeyde inançta her inançta diyorum her bölgede farklı farklı ama birbirine benzer olan o inanç deniz kızları. Aa bak. Çok anlatılır bizim taraflarda deniz kızları. Hı hı. Ege'de e, Roma, de çok... Roma, Romanya muha, muhaciriz ya biz. Hı hı. ya mesela bak Romanya ilginç. Romanya'nın mesela benim bildiğim. Değil Denizi kıyısı yok benim <laughs> kadarıyla Romanya'nın. E, bir bakalım hemen bakalım var mı Bırak yok mu? Bak bir bu? bakalım var mı? Yoktur tabii de yani. Varmış. Yok. Varmış. Var varmış varmış varmış, varmış 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 ilginç. Evet Bulgaristan Moldova. Karadeniz'de de galiba değil mi? Çok gidiyor sesin yine. Çok gidiyor. Nasıl oluyor lan? Mikrofonun çok aşağı koymuşsun sen bu ara. Ya, e, mikrofonumu aşağıya falan koymadım ya. Eskiden Abi koymadım Karadeniz mi? Kara Karadeniz'e kıyısı varmış ya direkt. O varmış. Ee, tamam. direkt Karadeniz'e kıyısı varmış. Ben o taraflardan e, Karadeniz'e varmış direkt. Şey olduğunu bilmiyordum. Neyse genel olarak yani mesela Romanya'da çok anlatılır. Oğlum hiç duymuyor sesinden. Arada çok gidiyor. Ne oluyor senin sesine ya? Şimdi nasıl? Ya dış ses geliyor konuşurken ama en azından kesilmez herhalde diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Senin OBS'de yani... de böyle oluyor mu yayınında? Abi olmuyor kendi yayım. Bak gitti yine. Vücut so şeyin sonu yok. Ne yapıyor da? Nasıl kesiyor bu sesi abi bu kadar? Mesela yayının başında bu kadar kesmiyor da enteresan bir şekilde. Ya şu anda mesela şeyde indirdim. Mikrofonumu Neyse. değiştirdim. Eee. Bak çok, yine kesiyor. E şu an çok daha fazla kesiyor bu arada. Şu an çok. Tamam yayın başındaki ayarına geri dön. Arada kesilecek arkadaşlar. Bunu idare edeceksiniz. Yapacak bir şey yok artık yani. Yo, yani. Bunu. Heh. Heh. Şöyle yapayım şu an, bekle. Tamam şu an hiçbir sıkıntımız yok. Tamam. Ya belki konuştuğum yönden dolayı. Olabilir olabilir. Şu tarafa tamam. sesi atınca belki de... E, aynen bu mikrofonlar yani. benimki de öyle. Karşıdan aldığı için ben de tam karşıma koyuyorum. Peki. E, deniz kızları hakkında ne düşünüyorsun? Mesela şeyde ben hatırlıyorum. Örende falan böyle oranın şeyi de deniz kızıdır. Heykel yapmışlardı falan. Oralarda da çok efsane var. Efsaneye göre şöyle denir. Deniz kızlarının efsanesi. Sarhoş denizciler o kadar içerler ki romu işte kayalıkların üzerindeki fok balıklarını deniz kızı olarak görürler yokluktan ve onların çıkardığı sesleri şarkılar olarak duyarlar. Fakat efsanede şöyle deniz kızları bazıların şehir suyun altında bazı şehirleri vardır. Bazı denizcileri aşağı çekerler onlarla evlenmek sevişmek istedikleri için. Fakat suyun altında insanların nefes alamadığını unuturlar ve onları öldürürler şeklinde. Bazılarının kötücül olduğu söylenir ve gemilerin rotalarını şaşırttıklarını, gemileri batırdıkları söylenir. Denizler onlara ait diye. Bazılarının iyi ve şifa olduğu söylenir. Bazıları deniz kızının gözyaşının sonsuz ömür, deniz kızının pullarının da sonsuz seks gücü gibi acayip acayip bir sürü efsane var. Şifadır ustam, şifadır gibi efsaneleri var. Deniz kızı yani böyle bir olay. Hatta YouTube'da gerçek deniz kızı görüntüleri falan. <laughs> Tabii onlar yerseniz gibi şey. Atlantis muhabbeti gibi değil mi işte? Gibi. Hayır yani Ama bütün da, bunlar, bütün, çıkıyor. bütün, bunlar yine şeyden geliyor aslında. Bak bunlar hep bağlantılı kategorik olarak. Deniz <laughs> işte bu Van Gölü canavarı ile ilgili konuşurken dedik ya. Okyanuslarda bilmediğimiz bir sürü şey var diye. E bu Deniz mitleriyle ilgili de işte hep böyle şey çıkar yani uzantıları çıkar. Mesela Atlantis'e uzantılı olarak deniz kızları bilmem neler. Ya da işte e, denizci hikayeleriyle bağlantılı olarak sirenler bir şeyler. İşte e, Yunan mitolojisine bağlantı falan. Pek çok böyle yine o Yunan mitolojisine bağlantılı da pek çok... Aynı şekilde. Niye Çük yazıyor şu ben, anda? Ben ben yaptım ben yaptım. Ee, biri hep Çük ne geliyorsa Çük'ümüzden geliyor yazmış da modlarımız onu... Ee, silmiş dedim onu da silmeyin şeklinde yazdım. Herkes de tabii çık yazdı. Ben onu unuttum. Modlarım haklıydı. Ha, ee, siz yine arada yazılabilir dedim. Ee, herkes çık yazsın demedim. Ama olsun çık dedi de bir şey yok. O kadar da şey yapmayalım çetimizi sıkmayalım. Ee, her neyse. Devam edelim o zaman. Şimdi ikinci, üçüncü, kaçıncı efsanemiz bilmiyorum ama. Çupa Kabra. Arkadaşlar. Çupa Kabra'nın e, görüntülerini ben şöyle ekrana vereceğim öncelikle sonra okuyacağım ne olduğunu. Çupakabra... Sesim kesildi mi? Öne öne aldığımdan beri sesim. Çok çok güzel bu ara. Çok güzel. kabra'nın iki tane temsili görseli var çizim. Geliyor şimdi kabra efsanesi. İlk olarak 95 yılında Porto Rico'da görüldüğü iddia edilse de kabra genel olarak Kuzey Amerika'da yaygın olarak iddia edilen inanılan bir efsanedir. Vampir sürüngen olarak bilinen bu tür keçilerin ve ee... Diğer hayvanların kanlarını emerek beslenir. 95 yılında Porto Rico'da tam 150 çiftlik hayvanı kanları emilmiş bir şekilde bulunur. 150 evet, bu gerçek bu arada. Gerçek şey bu. Arada. Şey muhabbeti gerçek. Bir dönem e, Amerika'da sürekli olarak çiftliklerde bu tarz e, şeyler verilmiş. Hatta bu CIA'nin dosyalarında falan da var. Şeye bakarsanız ...CIA'nin sitesinden. Bu daha önce de yayınlarımda da girmiştim ben. E, CIA'nin dosyalarına bakarsanız pek çok böyle. Rapor edilmiş ee, abi işte 50 tane ineğin bir gecede bir şekilde öldü falan gibi muhabbetler Yarasalar, var. Yarasalar yani. işte sansarlar denir. Neyse Chupacabra'nın saldırısında uğradığı iddia edilen bir kadın onu koyu kırmızı gözlü sivri dişli kanguru benzeri bir yaratık olarak anlatmış. Başka bir tanık ise yaratığı 60-70 santim boyunda dinozor gibi derili tavuk yumurtası büyüklüğünde kırmızı gözleri olan. Uzun sivri dişli sivri çeneli geriye doğru yatan kafası olan bir yaratık olarak tarif etmiş. Bu hayvan genellikle evcil keçilere musallat olduğu için onu keçi boğan adı olarak anmışlar. Bu yaratık bazılarına göre vampir, kimine göre şeytan veya uzaylıdır. Puerto Rico uzun zamanlar uçan dairelere ev sahibi sahipliği yapmış. Amerikan hükümetinin burada bir askeri üs kurduğu ve üstten esrarengiz gemilerin havalandığı iddia edilmektedir. Bu yaratığın aynı zamanda Amerika'da da görüldüğüne dair iddialar var. Miami'de bir gecede tam 69 çiftlik hayvanı katledilmiş. Kaliforniya'da evet. boğazında iki delik bulunan hayvan cesetleri bulunmuş. Panama'da Daisy Arauz e, e, evinde köpeğinin Chupacabra tarafından katledildiğini açıklamış. Tüm ülkede boğazında delikler bulunan hayvan ölüleri raporları rapor edilmiş. Bu öyle bir olan. Bilim, bilmediğimiz bir hayvan türü olabilir mi? Ya, da... ya hep orada orada şeyi tartışıyorlar. Hep bu söylenilen raporlarda hani gerçekten işte polis çağırıyorlar işte polisler bakıyor falan. Adamın gerçekten de 50 tane ineği kanı çekilmiş bir şekilde bulunmuş ya da parçalanmış bir şekilde bulunmuş. Yani. E, saldırgan hayvan da olabilir diye hep geçiliyor zaten o şekilde geçiliyor. Ama işte bu raporların tarih Amerika'daki UFO muhabbeti e, hortladı ve işte UFO çılgınlığı başladığı zaman daha çok olması şiş, denk yani zamanlama manidar yani ben hep ben hep bu işleri şey diye kafamda düşünüyorum. Roosevelt mesela şimdi Roosevelt olayına baktığın zaman sen bir sürü kanıt var abi. Yani insanlar konuşmasın diye para verilmiş, susturulmuş. Roswell olaylarını yaşan sene takriben 10 yıl içinde zengin kişiler hmm. falan var. Ee, hatta bu Project Blue Book'ta falan da anlıyor. Evet. E, Allah'ın e, şey köylüsü birdenbire böyle aşırı derecede e, para zengin alıp mıdır? şirket kuruyor. Zengin oluyor falan işte. Hükümetten alındığı biliniyor bu paraların falan. Yani Roswell'de saklamaya, saklamaya çalıştıkları şey gerçekten çok yüksek teknolojili bir şey de olabilir kendi üretimleri olan çok yüksek teknolojili bir craft da olabilir yani. Ama e, hep bu çupakabra çıkışı muhabbetleri de New Mexico taraflarında hep bu dönemlere denk geliyor yani. Yine mi sesim kesiliyor? Ya niye böyle ya, oluyor Ben anlamadım. Takma artık hasta gibi yazıyorlar artık arkadaşlar. Cümlenin sonundaki iki saniye kesiliyor diye izlemenize bakın kurban olayım ne kadar takıntılı çıktınız ya. Bırak arada ben anlıyorum siz niye anlamıyorsunuz adamın söylediğini? Sorun yok ya devam et. Allah Allah. Of bununla uğraşamayız şu an. Bir şey yok. Mikrofonum böyle Discord'da tam algılamıyor demek ki. Çupakabra kardeşim. Çupakabra. RTX'i de kapadım ha. Tamam ki iyi sesin. İyi kapalı sesin Kapalı şu anda yani. RTX. İyi sesin. Nasıl oluyor biliyor musun? Mesela nasıl oluyor biliyor musun diyeceğim sana. Sonunu nasıl kesiyor oluyor, anladım. Nasıl oluyor biliyor musun? Bu yani. anladı anlıyorsun. Son iki harfi de duymayı ver lan. Tamam lan onu. Otakorek. Bitti. Sonunu kesiyor galiba biraz. Çupakabra. bakmayın Şeyde peki, Discord'da da şu anda normal mikrofona ee, bir alıyor bir şey, niye? Soracağım. bir şey soracağım. Bu e, vampir e, kanı emilen hayvanlar muhabbeti. Az önce bahsettiğimiz uçan tilki vamp şeyleri yarasalar olabilir mi? Bazı yarasalar kan emiyor çünkü hakikaten. Kan emiyor da onlar çok küçük kan emenler. Büyük e, uçan tilkiler e, şey yapıyor, meyve yiyor. Doğru. A, peki onlar meyve onlar o kadar büyük meyve mi yiyorlar? Ben valla meyve yiyorlar yine yiyorlar. Meyveci. Evet. Neydi? Hiç korkunç Bu arada bu, mi? bundan sonra şeyden bayağı gitti oldu. şu an bak. Burada evet. bayağı gitti. <laughs> bak Allah Allah ya çok ilginç yani hiç Karşıya benim yanlarımda olmuyor. Sağa sola bak pardon. <laughs> 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 gitmiyor ses gitmiyor böyle. <laughs> evet. Tamam az önce gitti canım. Yani ona bir şey diyemem. Bütün cümle gidince söylerim ben zaten tekrarlar. Bundan sonra dedin? Ver-Verbay'a geçelim mi? Bir Verbay'dan deneyelim. Sadece sesi Verbay'dan verin. Olur, istiyorsan. Tamam. Senin Verbay duruyor mu? Duruyor, bir dakika. Ben ayarlayayım o zaman onu. Bir dakika. Ver-Verbay. Ver-Verbay'cının- mıydı? Yok, ee... Söylemeyeyim şimdi. Halledeyim şimdi. Bir ben giriyorum odaya, sana da linkini atıyorum. At bakalım. Join. Bir saniye mesajlarımız gözükmesin. Bu Discord'la Discord ile alakalı bir şey Evet canım attım. Gel bakalım. Nak nak yap. Nak nak. Who's that? Ottoman Empire. Pardon. Ottoman. Ottoman who? Ottoman Empire. <laughs> Gel artık lan. Lerin. Tamam. bir dakika. Konuş. Buradan kapatalım seslerimizi. Kapattık. Konuş bakalım. Tamam. tamam. Sesin geliyor. Sesin geliyor. Yeter. Berbileme. Bakalım buradan kesecek mi? Dip sesi alıyor musun şu anda dip sesi? Yok. Çok az. Yani almıyorum. Tamam. Yani tamam. dip sesi almıyorsan okey herhalde. Evet evet. İrem taşındığı için yok arkadaşlar. Tekrar söyleyelim. bugün o yüzden yok. Her neyse. O zaman çupakabra muhabbetini geçelim mi? Daha çok konu var çünkü. Geçelim. Tamam. Çupakabrayı geçtik bebeklerim. Artık biraz Türkiye. Türkiye, Osmanlı, Türk divarları, Anadolu. Anadolu'dan geldik. Anadolu cehennemine gideceğimiz için biraz arkaya Anadolu vereyim. Verdim. Evet. Arkadaşlar. Alkarısı. Hmm. Görsellerini veriyorum ekrana. Alkarısı Türkiye... E özellikle köylerimizde çok korkulan bir şey. Türk Anadolu ve Altaylar'da Lohusa dönemindeki kadınlara ve bebeklerine musallat olduğu söylenilen bir yaratıktır. Kendisinin Lilith çoğu yerde Adem'in ilk karısı olarak geçer ama halk arasında Adem'e yasak elmayı veren yılan olarak bilinir olduğu da söylenir. Alkarısı efsanesinin temeli şamanizma uzanır. Alkarıs'ı kısrak ata biner, bindiği atın saçını örer ve onları terletene kadar koştuğu söylenir. Ve birçok korku filmi de vardır. E, cin olduğu da söylenir. Falan filan e, çocukları öldürdüğü, Doğusa döneminde çok e, korkulduğu falan gibi <laughs> bir sürü hikaye var bununla ilgili. Sonrasında şunu söyleyeyim. alkarısı efsanesinin şuraya dayandığı söylenir. Doğum sırasında, hamilelik sırasındaki ve doğum sonrası dönemdeki depresyon. Gibi. Ne diyorsun Alkaris Efsanesi? Hala inanılan bir şey bizim köylerimizde. Kanka bu da vampir mitolojisine bağlı bir şey aslında. Hmm. Yani ya işte bunlara vampir diyoruz da işte genel olarak bu e, şeylerde dini olarak eski ahitlerde kadının konumlandırılmasıyla alakalı bir muhabbet yine bu da. Şimdi bunun mesela şey versiyonları da var. E, Hristiyan versiyonları da var. İşte e, sukubuslar var mesela. Yani hmm. e, Erkek versiyonu da var. İnkubuslar var. Gece seninle e, işte cinsel münasebette bulunan falan böyle hatta işte o şekilde e, soyunu devam ettiren bir takım varlıklar. Al Binlerce Ar çocukları olan falan var. Türk, e bir tane Türk korku filmi de var tabii Alkar'sız. Tabii tabii. Bunun bunun işte Anadolu versiyonu da bu şekilde yani. Şeyde var bununla ilgili. Bak çok böyle e, Asur, Sümer e, mitlerinde böyle şeyler var. Erkekleri emen. Ve işte erkeklerin enerjisini çeken ve onunla gençleşen şeyler. Ee, bu Lilith muhabbeti mesela şey çok ilginç. Biz mesela Müslümanlık'ta bu Lilith muhabbeti yok ama Anadolu mitlerinde e, Lilith geçerli olduğu için e, de şeyden bu alkarısı gibi şeyleri falan direkt şeyden alıyor. Anadolu mitlerinde bu şekilde alıyorlar yani. Ama hmm. işte Müslümanlık'ta yok mesela böyle bir şey. Lilith yok çünkü. Yani Doğru. bunun kültürel karşılığı yok yani Müslümanlık'ta. Kültürel karşılığı daha çok köylerimizde Alkarı'sının bir e, cin. Evet cin, cin olarak var cin olarak var. Ama cin başka bir şey ya. O evet. yüzden bizde genel olarak yani kötü ruhların her bir hepsine cin diyor gibiyiz. Ee, <laughs> bunun Amerikan karşılığında da mesela işte bizde tek şeytan single bir şey ya singüler bir şey ya. Evet, bizde demon yok. Evet. Bir şey, i̇blisler yok genelde. Şeyler de Avrupa hep Avrupa diyorum da işte bunu Hristiyan karşılarında işte şeytan daha genel bir şey. İfrit daha genel bir şey. E, ifrit i̇frit de ifrit de daha çok Arap mitolojilerinde var. İfrit var, var bizde ama ifrit de cinin bir türü. Cinin bir türü. Ama işte direkt farklı bir varlık olarak Arap mitolojilerinde var. Ama Arap mitolojisiyle e, İslam mitolojisi ayrı şey. Yani Arapların da çünkü kendi coğrafyalarından çıkan şeyler var. E, ve onlar biraz daha böyle İslam'ın dışında İslam'dan önce şeylerin İslam sentezi olabiliyor ee, aynı şekilde bu çöl cinleri falan da böyle hmm. kültürel olarak yani bu Aslında bu programı şeyle yapmak lazım ee, bu konuda onları da asla, bir gün öyle yapalım onları da dışarıdan şey bu şeyleri tanıyor musunuz son Nane nanemolla falan Evet evet, Onlar evet, aşırı... Nane Molla evet. Isterim ben, ben de program yapmak ben mesela şeylerde falan yüzdeyüz çok aşırı bilgim yok yani ben Duyuyoruz level'ında bildiğim evet, var Evet biz şu an zaten evli. konuştuğumuz şey bizim. Aynen. Bizim sizden farkımız yok şu an evet, birlikte evet. konuşuyoruz. Aynen. Nanemollalar falan gerçekten evet. bunların mitolojisine hakim şeyler. Evet, evet. Yaltırık, nanemolla falan çok iyi biliyorlar onlar mesela. Ee, ama bunların kültürel karşılığı ve nereden geldikleri falan çok ilginç. Bunları öğrenmek falan da ilginç. Yani Anadolu'ya baktığın zaman sen, Anadolu'da gerçekten de çok ilginç yaratıklar var. Ee, Osmanlı çizimleri var Günhan çok güzel. Mesela işte Mehmet Siyah Kalem diye bir ressam var. Ee, adamın tam olarak böyle kim olduğu, işte ya da hangi periyotlarda yaşadığı bilinmiyor ama cin resimleri yaptığı söyleniyor. Hı hı. Ama Avrupalı tarihçilere bakarsan da aslında iblis resimleri yapıyor yani. Hı hı. Ee, Mehmet Siyah Kalem, Siyah Kalem diye aratırsanız Google'da resimlerini falan görürsünüz yani. E bunlar hep bizim kendi topraklarımızın mitleri ve çok böyle şey alınıyor, hafife alınıyor. Hiç bilmiyoruz yani. Elin vampirini biliyoruz. Elin Nosferatus'unu biliyoruz. Ama işte alkarısı Hollywood arasında... etkisi ama. Hollywood da etkisi. Evet. Bir de biz biz de bunların filmlerini falan çok boktan yapıyorlar. Doğru. Çok yani Alkarısı evet. filmi var. Biz Eren Felix'te evet. açıp götümüzle güldük yani. Evet. Anladın mı? Hiç doğru düzgün yapmıyorlar. Aslında bunlar bayağı korkunç hikayeler. Yani Gevur Gevur yapsa bunların filmini falan yani bayağı korkarsın. Tabii. Da şey gibi, halka gibi yaparlar vallahi. Bizdekiler böyle be yapan Acayip acayip. Sit, sit on face yapan garip yaratık. <laughs> ya, me mesela şöyle abi. Bu Deccal muhabbeti var ya. Doğru. i̇şte Deccal Antichrist aslında. Ve işte <laughs> Antichrist'la ilgili pek çok güzel film, pek çok güzel kitap, pek çok güzel hikaye yapılmış zamanında. E, biz Deccal'le ilgili yaptığımız zaman bok gibi yapıyoruz yani. Yok evet. E, o, o, da o aklıma hep böyle şeyler geliyor ve ben üzülüyorum. Kullansak kullanırız. Bizde gerçekten de çok e Güzel maden var yani. Bizde hem mitoloji evet. hem efsane hem de tarih olarak inanılmaz bir malzeme varken yapamamamız zaten yıllardır e, aşikar da. Hmm. Al yanında yine e, onun ekstra bir çizimini koymadım çünkü çok korkunç şeyler çıkıyor. Çarşamba karısı diye yine hep böyle karısı diye <laughs> efsaneler. Evet. O da şöyle çarşamba gecesi işe başlanırsa kızan o eve kötülük yapan kötücül çirkin bir kadın olarak tanımlanan çarşamba karısı. Gelip genelde evin çocuğuna herkesin gözü önünde alıp götürür. Yine Anadolu inançlarında haftanın belirli bir günü yarım kalan işlerin olduğu evlere gelerek işleri karıştıran, insanlara kötülük yapan dişi varlık olarak tanımlanır. Bu yine kadın nefreti gibi geliyor bana <laughs> Anadolu'daki yani öyle. Bu arada sesim sesim kesildi mi mikrofon Hiç kesilmedi. Bence burada bir sorun yok verbaydan. <laughs> Yok o Discord'da büyük ihtimalle şey yapıyor abi. Ee, Discord'un ses gürültü engellemesi evet, evet. açık olabilir sen. O kapalı ama neyse bence orada bir yazılımsal bir şey oluyor. Neyse şey diyecektim. Ee, şimdi yayında adını söylemeyeceğim ee, çünkü globalde falan açıklayamam neden bahsettiğimi. Ama bunun da daha modern bir versiyon var kanlı bir şey bir şey diye. Sen de söyleme. Anladım. Evet. Çünkü <laughs> yani. Ya biz abi öyle İçkisi demek... var. Efe, iç, ne? İçkisi olanı mı diyorsun? Yok ya şey kanlı kanlı ne ile ne ile başa kanlı ne? Ne yok. Kan... Neyi biliyorum, neyi bilmiyorum? Kanlı kanlı figar kanlı figar. Ha ha Hı. ha ha. Hı. <laughs> <laughs> evet söyleme. Aynen aynen. Anladım. Anladım. <laughs> Figaro. Yani, onu anlatamayız sonra. biz Bizde onun şey de var ya çünkü. Neden yasak? Çünkü e, başka dilde başka anlama geliyor. Evet evet. Bizde bir tane şehir efsanesi o diyemeyiz yani. Ben geçenlerde bisküvi adı söyleyecektim. Onu da söyleyemedim aynı şekilde. <laughs> çünkü yani arasında bir G. Daha koysan... <gülüyor> <gülüyor> evet, evet. Arasında bir G daha koysan tuhaf oluyor yani. Evet. Ee, onda var mesela. O da aynı şekilde. Şeyin e, bu işte neydi? Bloody Mary miydi? Aynaya evet. bakıp. Aynaya bakıp üç kere söylediğin üç kere, neydi? Baladır, 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 Bloody Mary. Aynı, aynı muhabbet. Şeker Aynı, adam, şeker aynı, adam, aynı, şey aynı adam. muhabbet. Yani hep böyle şehir efsaneleri aslında e, şey olarak e, kültürel olarak gelmiş yani bu şekilde. O da büyük ihtimalle o kanlı bilmem ne de büyük ihtimalle. işte al karısının bir varyasyonu yani. Böyle e, peki bunların hep kadın olarak tasvir edilmesi yine kadının eski çağlarda böyle kötü konumlandırılması gibi kötü bir eril dil batılması muhabbetine girer mi sence? Ben o yandan bakalım. Yani erkek şey versiyonları da var bunların. Var. Vampirler de erkek mesela. Yani evet. Yani vampirler de, vampir kadın da olabilir de. Kadın da var ama genelde Dracula falan hani erkek olarak. Evet evet. Ama şey abi ne derler? Sukubus dediğin zaman mesela inkubus da var sadece bilinmiyor yani hmm. <laughs> inkubus da var sukubus da var ama işte genel olarak kadınları böyle daha işte daha gizemli daha böyle ne yapacağı belli olmayan işte daha böyle seni e, hep öyledir ya abi. Daha kadına böyle daha bir e, altıncı his daha böyle bir gizem atfedilir ya sürekli hmm. erkekte hiç öyle bir şey yoktur. Ee, erkeği o şekilde getirmek için biraz daha farklı şeyler kullanman gerekiyor yani. Hatta ilginç bir şekilde erkeği o şekilde getirebilmek için erkeğe biraz e, feminen özellikler yüklemen gerekiyor. Vampirler hmm. o sebeple biraz işte o günümüzde korktuğumuz vampirler falan biraz e, şeydir. İşte Dracula mesela bence biraz feminen bir karakter. E, çok feminen özellikleri olan işte daha böyle e, daha böyle estetik bir karakter falan gibi yani. Bir şeye gizem yüklemek istiyorsanız genel olarak böyle ona biraz feminen kaliteler, feminen e, şeylerde evet, evet. eklemeniz gerekiyor gibi. Evet, evet, bu bunu kültürel bir şey ama yani. Hani o sebeple hep bu şekilde olmuş, bu şekilde gelmiş Doğru. yani. Bunun Doğru. bence bu bu ama tabii ki önümüzdeki yüzyılda büyük ihtimalle değişecektir. Çünkü cinsiyet rolleri falan da çok değişiyor aynı şekilde. Halk arasını geçiyorum. Eee halka parayı şeklinde. Şimdi gelelim e, bizim sevdiğimiz yine ee, Korkunçlulardan Bunun Hem e, bilimde de bir e, Benzer bir açıklaması var Şeklinde söyleyeyim ben hadi onu Kamus yani Karabasan Açıklayayım ne olduğunu kendisinin Bir tık e, görselini vereyim Görsel dediğim temsili bir görseli Daha korkunç görseller vardı açmak istemedim onları Kamos Harput yörelerinde görülen kötücül bir yaratıktır Kaposta denir Kabuslara ve karabasanlara neden olan kötü ruhtur yalnız başına uyuyan insanların üzerine bütün ağırlığı ile çöker. Onların çarpılmalarına bazen de ölmelerine sebep olabilir. Geceleri dolaşan bu yaratık anlatımlara göre bazen iri yarı, bazen de cüce görünüşlüdür. Başında daima bir börk taşır. Yani böyle şey gibi, şapka gibi. Bir yani insanın bu börkü kapmayı başarırsa ki çocukluğumda bana da anlatılmıştı. Onu görürsen şeyini almaya çalış falan diye. ...kalkmayı başarırsa elinde börk büyüklüğünde altın kalacağına inanılır... ...ya da dilek dileyebileceğine inanılır. Zaman zaman kara, gidi, kara kedi şeklinde de görülebilen kamusun bastığı kişi... ...kanının çekilip damarlarının kuruduğunu sanır. Kamos yazıcının kabus kelimesinin anlamıyla benzeşmesi dikkat çekicidir. Türk ve Anadolu halkı inancında kabus cinidir. Biz her şeyi cine bağlamışız. Geceleri gelip rüyalarda insanları korkutan ve ruhlarını alan kötücül yaratık... İnsanlara korkuyu kabusları gönderir. Biçimsiz varlıktır. Güneş doğunca kımıldayamaz. Bazı görünüşlere göre eski Orta Doğu'da Moab, Asur mitolojileriyle bağlantılıdır. E, kam kökünden türemiştir. Göz alıcı büyüleyici varlık demektir. Arapça kabus çocuğuyla de bağlantılı olduğu görülmektedir. Karabasan da denir gibi gibi. Karabasan olayı. Hmm. Bu, bunu, bu, bu, hep şey ya. Ee, şeyden çıkıyor. Bu işte biz ge uyku felcinde şey yaşıyorsun ya işte uyanıyorsun ve işte ama Hı. hala beynin rem safhasında olduğu için e, daha o beynine o sinyali sen iletemediği için hareket de edemiyorsun ama işte rem uykusunda olduğu için hala beyin bir takım şeyler görmeye de devam ediyorsun hep buradan türemiş şeyler ama işte bunun kültürel karşılığı da işte genel olarak şey abi bu işte al karısı gibi böyle işte senin üzerine gelir ve işte seni kaldırmaz ve işte sen o şekildeyken sen savunmasız durumdayken seninle cinsel ilişkiye girer e, ee, ya da işte seni... Karabasan'da seni siker gibi bir şey yazmıyor. <laughs> evet yazmıyor. Ama oradaki şey olayı var ya sana bastırması ve hareket ettirmemesi falan yani. Hı -hı. hep böyle benzer şeyler yani. Hani Karabasan e, çok böyle her kültürde olan çok yaygın bir mit yani. bilimsel karşılığı var mı bunun? Bunların nereden geldiğini görebiliyoruz yani. E... Ee... <laughs> Zadede göte basan var evet. <laughs> ciddi bir şey anlatmaya çalışıyorum. Göte basan var falan. <laughs> Ya hayır arkadaşlar YouTube'da da bilmiyorsanız Zade bizim yayıncı arkadaşımızın anlattığı bir hikaye bu. Göte basan gelecek. <laughs> Yüzüstü yatamıyormuş. Batıyor basıyormuş. <laughs> Göte basan. <laughs> <laughs> evet. Ee, hep buralardan geliyor yani. Bu karabasanı. Ama karabasanı hepimiz yaşamışızdır hayatımızda. Tabii canım. Gerek. Ben ben hatta hep şey diyordum. Senin bir görselin var ya geçen seyircimizin <laughs> çizdiği <laughs> böyle. <gülüyor> Ben 3, 3 4 sene önce ilk uyku, ilk kez hayatımda 3 4 sene önce uyku felci yaşadım. O zamana kadar şey hiç hiç yaşamamıştım. Hep insanlar anlatınca şey diyordum. Ya abartıyorlar. Böyle şey olur mu? falan diyordum. Yok efendim uyanacaksın da hareket edemeyeceksin de. bir şeyler göreceksin de bir şey yapamayacaksın. Sesini çıkar oğlum. Çok ilginç bir şey. Ben ilk yaşadığımda bayağı şey felç kaldım falan sandım. Hmm. <laughs> Ve konuşamıyorsun da. E, vallahi konuşamıyorsun. O kaslarını hareket ettirerek bağırmaya çalışıyorsun, bağıramıyorsun. yani böyle Hı -hı. Ulan, ulan bacak, Bir bacak, ses çıkıyor dışarıdan. Bacaklarımı hareket ettirmeye çalışıyorum abi. Yani böyle bildiğin e, şey yapamıyorum. Bacaklarıma sinyal gitmiyor yani. O tek hmm. Allah'ım ne kadar kötü bir şey. İlk yaşadığımda çok korktum. Yani çok daha korkmuş. sonra daha sonra 3-4 kere daha yaşadım. E, artık yaşadığım şeyi biliyordum yani ne oldu. Ok. Bazen uyanıyorsun ama evet. tam uyanamıyorsun. Bir daha bir, tam böyle tam kendini savurup kalkıyorsun böyle falan bir çok korktum. Evet ya e, vallahi yaşamadıysanız eee ben şu hiç uyku felci yaşamamış olsaydım da, şu yayını izliyor olsaydım şu anda e, bir sonraki e, uykumda aşırı korkardım. Ulan uyandığımda böyle olacak mı falan diye. Arkadaşlar ilginç bir muhabbet. Baya böyle hani yattığınızı düşünün ama hiçbir beyninizle sinyal gönderiyorsunuz. Yani bacağımı hareket ettirdiğimi düşünüyorum ama etmiyor. Kollarımı hareket ettirdiğimi düşünüyorum ama yetmiyor. E, konuştuğumu sanıyorum ama konuşamıyorum. Yani ama işte böyle bir 15-20 saniye falan sürüyor o süreç. E, yavaş yavaş daha sonra gerçekten de hareketlenmeye başlıyorsun böyle. E, konuşabilmeye başlıyorsun falan. Ama ilk etapta şey gibi oluyor. Ebebe ebebe eee eee falan diyorsun. Sesi de çıkartamıyorsun yani. İlk 5 ilk saniye işte... ilk, yok. Uyku felci deniyor. Evet. Değil mi e işte, şimdi böyle şeyi yaşayıp da bunu yaşayıp da bunun üzerine binlerce hikaye yazmaması imkansız insan olmuyor. Küm, tamam. kümülatif olarak. Yani, ki bazen beyin sana o sırada bir şeyler de gösteriyor. Gösteriyor. Çünkü, çünkü REM uykusunda olduğu için hala rüya dünyasındasın. Beyin sana bir şeyler de gösteriyor. Yani ben ikinci, üçüncü kere yaşadığımda baya işte gölgeler falan gördüm böyle tuhaf da Sesler duydum falan böyle. Gerçekten de birisinin beni bastırdığını falan düşündüm. Ayırt da edemiyorsun. O çok ilginç. Zaten rüya olayının kendisi çok ilginç. Yani rüyalar çünkü benim anladığım kadarıyla gerçekten de senin kafandaki bir takım bilgilerin adeta bir zip dosyası gibi bastırılmış versiyonu. Yani zihin onları dosyaya kaldırmadan önce daha böyle bir zip dosyası haline getiriyor. O zip dosyası haline getirilme olayı bence rüya. Ee, ve o sürede bir sürü şeyleri sembolik olarak bazı şeyleri dönüştürüyor atıyorum babanla ilgili bir şey yaşadıysan sen eğer rüyanda babanı maymun olarak görüyorsun mesela ve işte orada ama o maymun olarak görmesine sıkıştırılmış bir veri var bayağı bir senin babanla olan ilişkin ne dair bir takım şey semboller var e zaten bütün psikoloji aşırı sembolizmden yürüdüğü için o bana çok ilginç geliyor yani işte bütün bunların da REM uykusundaki karşılığı karabasan şeklinde zaman zaman ortaya çıkabiliyor yani bu biz yine soft kısmını söyledik. Evet. Öyle hikayeler vardı ki ben Karabasan'ı araştırdığımda, yani gerçekten ellerinden tutulan insanlar, yüzüne bakılan insanlar, böyle korkunç hikayeler de vardı. Onları sizi korkutmamak açısından. bir de yani bunlar insanların anlattığı tabii korkunç evet. kabuslar, onları evet. almadım. Karabasan olayı evet. böyle. Umarım Ço yaşamazsınız çok tatsız bir şey. Çoğu insanın vardır. Mesela şeylerde falan, çoğu yatakta gerçekleşen işte uzay uzaylı kaçırılmalarında yani şeylerden bahsederler sürekli. Hareket edemediklerinden yatakta ve de işte çevrelerinde bir sürü böyle küçük gri'nin e, durduğundan, onu izlediğinden bahsederler ve işte yatakta yavaş yavaş böyle e, uçtuğundan bahsederler falan böyle kendilerinin. Bunlar da bence biraz karabasan muhabbetleri. Genelde işte bu tarz muhabbetler insanların psikolojileri çok şey olduğunda, bozuk olduğunda, depresyonda olduklarında e, güçlü olmadıklarında oluyor yani bu tarz şeyler. Evet. evet psikolojik olarak e, zor bir dönemdeyseniz çok daha fazla yaşamanız muhtemel ya da çok yorgun olduğunuzda beden çok yorgun olduğunda uyku felci çok yaşıyor. Onu da söyleyelim. Evet. E, Karabasan'ı hemen geçeyim. Çünkü daha efsanelerimiz var. E, bir sonraki efsanemiz Trakya yörelerinden hatta e, şeyde de var. Karadeniz'de de var. Kara Koncolos. Kara Koncolos'u açıyorum ekrana. <laughs> Bir de abi Trabzon tarafından bir efsane daha vardır. Trabzonspor'un kayıp kupası diye. Yapmışsın. Yapmışsın. Kara geliyor. Kara renkte ve çok çirkin. Bunu hiç bilmiyorum. Bilmiyor musun? Hiç. Bizim ben şöyle söyleyeyim. Ben Trakyalı olduğum için bizim ailede bununla ilgili bin tane hikaye var ve bizimkiler buna Karkoronce diyor. Çünkü Karkoron, her yörede, Karkoronce, bunu biliyorum. Karkoron'de. Her yörede ismi değişiyor. Her evet. yörede ismi değişiyor ama karla başlıyor. Bu da Yeti gibi Kı... bir şey değil mi ya? Anlatayım, tam da öyle değil. Ama benziyor. Kara renkte ve çok çirkindir. Maymun kedi veya çocuk büyüklüğündedir. Aslında pek zararlı olmadığı halde görüntüsü insanlarda paniğe neden olur. Kürtlü olarak betimlenir. Geceleri gezer. Bulgar kültürünün Türk tarihiyle olan ortak kökeni sonucu Bulgar halk edebiyatında Kara Konjul adıyla yer alır. Kara kelimesi geceyle ilişkili olarak değerlendirilir. Zemheri de kışın en soğuk zamanında soğuklarda dolaşır, sokaklarda dolaşır. Rastladığına şunları sorarmış. Bunu Wikipedia'dan aldım. Nereden geliyorsun, nereye gidiyorsun? Gibi sorular sorar. Verilecek yanıtların içinde mutlaka kara kelimesi olmalıdır. Şöyle ki, kara sudan geliyorum, kara kışlığa gidiyorum gibi. Böyle yapılmadığında kara koncaloz elindeki kocaman bir tarakla vurarak karşısındaki insanı yaralar. Kendisinden korunmak için kış günleri evlerdeki taraklar orada bırakılmaz saklanır. Hala yapanlar varmış Anadolu'da bunu. Türk mitolojisinde kara kara renkte ve çirkin olarak tasarımlanan bir umacı bir kötülük cinidir. Özellikle Kuzeydoğu Anadolu'da Türk kültüründe yer etmiş Bulgar folklorunda de rastlanan bir yaratık. Bu tür öcüyü andıran kara pek dehşetengiz sayılmaz zararsız olduğunu inanılır. Fakat zaman zaman gerçek anlamda şeytani bir şekilde de betimlenebiliyormuş doğuda. Oralarda da var bütün Anadolu yakınında. Kürtlü olduğuna inanılan yaratığın Yunanca'da Kalikantzeris'den gelmiş olabileceği öne sürülür. Bulgar Foklun'da yaratığa verilen Bulgarca isim ise Karakonjul'dur ve geceleri gezdiğine inanılır. Trakya'da da bizimkiler Karako Karkoronca deniyor. Ama bizimkilerin Karkoronca dediği şeyler cinler. Onları konuştuk ben. Ben konuştum onlarda tam yayın öncesi. Böyle bir hikaye var Anadolu'da. Ya bak gerçekten de bu konuda biz en 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 iyisini biz yapıyoruz bu konuda. Abi bilmediğin, açıklayamadığın paranormal bir öykü mü var? Cin de abi geç. Aynen. Ya, herhangi herhangi bir şey cin diyebiliyorsun yani. Abi işte gerçekten de en en temizi bu. Farklı kategorizasyon diye bir şey yok. Cin cindir abi. Cin cin cin. Aynen. Bu bunu çok anlatırlar ya bu arada. Trakya köylerinde falan da bu çok, çok anlatılır. Bizim, zaten. bizim bütün sülale efsanemiz bu anasını satayım. Bizim ailenin mitolojisi var. Ailenin mitolojisinde bunlar var arkadaşlar. Ben çocukken bunlarla büyüdüm yani. Benim nasıl Concordato yapmayayım? Neyse e, şöyle bir şey. Bir de Trakya'da sanırım Trakya'daydı. Bocuk gecesi miydi? Gocuk, neyse adı bir dakika. Cadılar Bayramı. Trakyalı. Cadılar evet, Codlar evet, Bayramı. Mı? Evet evet e, Karadeniz'de de yapılıyor bu. Bocuk böcük. Bocuk. Bocuk Bocuk, bocuk, bocuk gecesi. E, orada yine e, Cadılar Bayramı'na benzer kötü ruhları. Kötü e, şeytani varlıkları. Ee, savan bir adet olduğuna inanır bunun. Karakoncolos kılığına girerlermiş. Böyle tüylü tüylü. Var görüntüleri. Karakoncolos yazın insanların böyle kıllı kıllı kıyafetler giydiğini gösteren şeyler var. Dans ediyorlar falan. Bocuk ya da Bocuk gecesi işte ikisinden biri. Böyle bir olay. Bu da Trakya'mızda, Anadolu'muzda Bocuk gecesiymiş. Ulan Bocuk gecesi hakikaten birebir şey ya. Birebir cadılar bayramı yani. Baya çok hmm. baya ben YouTube'da videosunu izlemiştim çok şaşırdım yani. Giyiniyorlar. Hmm. Cadılar bayramı gibi farklı fak yaratıklar gibi giyiniyorlar. Geziyorlar yani. Bak demiş ki Korkli. Anneannem hep şöyle derdi. Geceleyin siyah bir yaratık gelip sana sorarsa ona kara yoldan geldim. Kara kara hana gidiyorum da derdi. Bak de varmış yani birçok hmm. insan. E, benim dedem bunu bunu değil. Benim dedemin gördüğü bayağı üç harfli arkadaşlar. Yani baya gelin görüyor çünkü o. Nasıl gelin ee, görüyor lan? Ya şöyle bir olayı var dedemin. Dedem eskiden çekirdek satarlarmış Satarlarmış sinema önlerinde tamam mı? Hmm. Gece at arabasıyla çıkıyor. Dönerken de burada falan topluyormuş sanırım. Bir çeşmeye gidiyor. Trakya'da var böyle ısıs çeşmeler tek şeyin aydınlattı. Hmm. Çeşmenin üstünde bir gelin oturuyor. Şimdi benim öz dedem bu anladın mı? Niye yalan söylesin? Adam sonrasında di şey dili tutuluyor çünkü 2-3'e. Eee felç gibi kalıyor. Ee, gelin var. Diyor ki ha, "Götüreyim seni." diyor evine kadar kızım diyor falan. Artık dedem orada kötü niyetli mi iyi niyetli mi bilmiyorum bence iyi niyetli. Hatırladım bunu anlatmıştın... Evet. Neyse işte tekrar duvana duvana galiba dokunuyor o sırada. Kadın işte gelin görüntüsü, yüzü gözükmüyor. Hafif böyle gülümsediğini görüyor. Dokunduğunda bir anda gök boyuna çıkıyor ve kayboluyor. Dedemin dili tutuluyor. Bir kere yine dönerken korkarak dönmeye çalışıyor. Ee, artık peşine mi takılıyorlar ne anlattığı tabi sonra dilin şey olduktan sonra. Yazarak anlatıyor sonrasında da at arabasıyla giderken hep arabaya taşlar atılmış. Sağdan soldan ormanda. Böyle bir olay <laughs> yaşıyor dede. İşte bak mesela bu da böyle bir, bir bir sürü Anadolu mitolojik hikayesinin kombinasyonu gibi bir şey. Hmm. Yani bunun işte şeyde versiyonu var ya. E, İngiliz versiyonu var bunun. E, Woman in Grey, Girl in Grey diye bir şehir efsanesi. O da aynı şekilde beyaz bir elbiseyle çıkıyor. Mesela o beyaz elbise bizde gelenlik olmuş falan büyük ihtimalle. Bak taşlama bizim köyde de çok vardı muhabbeti var. Hatta Trakya'da şöyle denir. Eğer ıssız bir yoldan geçiyorsanız arabayla ya da at arabasıyla ne görürseniz görün durmayın. Camınıza taş gelse bile durmayın şeklinde. Camına taş gelse bile durmayın denir gerçekten ya. Ya onu sonra tabii hırsızlar için de söylemeye başladılar. Cama yumur yumurta atıp araba durduran hırsızlar da, gaspçılar da çıktı da. E, eski zamanlarda daha bu olaylar yokken camımıza taş atıldığında bir ses duyduğunuzda... ...özellikle çocuk sesi, işte e, bebek sesi, e, kadın sesi gibi böyle sesler... ...hani yardıma muhtaç, sizi evet, yardıma evet. muhtaç olduğunu düşündürten sesler. Evet o olay çok söylenir. İşte kedi ağlaması, köpek ağlaması, hmm. işte böyle... Yardıma muhtaç olduğunu düşündürten sesler gerçekleşti. Bu muhabbet hep söylenir. Ben kendi çocukluğumdan biliyorum. Ee, anneannem bana şey derdi. Ben filtre alıp gidiyorum. sen mi? Kedim yavlaması falan duyduğum zaman yani direkt şey derdi anneannem. E, her her sese çıkma camda falan derdi böyle yani. Ben de sorardım niye çıkmayayım Çıkma. Niye çıkmayayım? Çıkma. Yani neden işte bir sürü nedeni var işte herhalde yani. Her sese çıkma muhabbeti. Kara kara kara. <laughs> bu değil. Kara Joncelos muydu neydi? Öyle bir şeydi galiba. Chat'te soruyorsunuz şimdi de. Vas Joncelos. Şeker portakalı. Vas Concelos. Kara Koncul. Onun, onun adı şey. <laughs> Neyse yapayım bu espriyi. Evet. Ee... Bir şey merak ettim. Eren. Bu cinler neden bizle uğraşıyor? Ne bileyim. <laughs> Ne bileyim. Peki. Neyse. E, Karakoncalos'u geçiyorum. Cinler, Böyle de bir... cinler, cinler nasıl bizle uğraşıyor ya? Ne yani öyle yazmış işte biri. Ben de ne bileyim dedim. Ha. Evet. E, arkadaşlar bu benim dün rüyama girdi. Çünkü çok araştırdım dün. Allah kahretsin. Hadi söyleyeyim ne olduğunu. Bir saniye. Açayım arkaya başka bir arka plan. Mothman. Yani Aa, güve Mothman. adam. Evet. Mothman. Allah kahretsin. En nefret ettiğim hayvanlardan da biridir. E, güve adamın Fotoğrafını açıyorum ben size öncelikle. Güveden Güveden niye nefret ediyorsun? Sevmiyorum abi evde çıkıyor falan ya böyle bazen. Ama böyle şeyleri sevmiyor musun mesela? Aşırı tatlı güveler var ya. Abi ben evimde hiçbir böcek istemiyorum. Tüylü ee, güveler var böyle aşırı tatlı. Ayy yapma onları? be. Tüylü, ne tüylü tüylü. Tüylü tüylü böyle. böyle tatlı tombu, yok lan. Tombul bacakları var böyle. Ay tombul, tombul. Mesela, Sen o zaman tarantula da sevmiyorsun örümcek falan. Ya Görünce çok etkilenmem ama sevmem. Diyor ki... Kendisindeki gibi büyük böyle örümcekler. Sen ee... şu an trigger'lamaya çalışıyorsun insanlara. Oh, ben de çok rahat <gülüyor> 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 Güve adam. Ee, öncelikle rüyamı anlatayım. Bunlar dünyayı yok ediyordu. Sonra dev bir bu sis filmindeki gibi büyük yaratık çıkıyordu ya en sonunda böyle bina gibi. O gelip yok etmeye çalışıyordu. Biz de bunlara karşı çıkmaya çalışıyorduk. Camları kilitliyorduk. Bacaları kapatıyorduk falan. Güve adam. Bu bin... şöyle bir mit. E, ee, gibi değil. Şöyle anlatayım. Haberlere çıkmış. YouTube'da haberlere çıktığı versiyonları var. 1966 yılında Batı Virginia'daki bir mezarlıkta mezar kazan 5 kişi çevredeki ağaçlardan birisinden kalkan kızıl gözlü 3 metre uzunluğunda kanatlı bir yaratık gördü. Bundan 3 gün sonra bir çift gece vakti yine birebir aynı özelliklere sahip bir yaratığın arabalarını Point Pleasant bölgesine kadar takip ettiğini ileri sürdü. İkinci karşılaşmadan sonra aynı yaratık Point Pleasant yakınlarında 13 ay içinde yüzden fazla kişi tarafından görüldü. Yaratık o zamanlardan çok popüler olan bir Batman şovundaki Killer Moth isimli kötü karakterden esinlenilen Mothman ismini aldı. 1967'de çok korkunç bir olay gerçekleşti. Batı Virginia ve Ohio'da birbirine bağlayan Silver Bridge köprüsü açıklanamayan bir şekilde yıkıldı ve bu olayda 46 kişi hayatını kaybetti. Ancak bu daha korkunç olan şey ise görgü tanıklarının olaydan hemen önce köprünün üzerinde Motmen'i gördüklerini iddia etmeleriz. Her ne kadar sonradan köprünün yıkılışına dair bilimsel açıklamalar yapılsa da Amerika'daki birçok insan hala köprüyü Motmen'in yıktığına inanmaktadır. Günümüzde Mothman Point Pleasant Sembolleri'nden birine haline geldi. Bu bölgede heykeli var. Göstereyim heykelini buyursunlar heykeli ekranda. Sonrasında çok yakın zamanda ee, birinin fotoğrafladığı iddia edildi ve fotoğraflar haber bültenlerine çıktı. Haber bültenlerine çıkınca fotoğraflar ekrana geldi şu an. Ee, haber bültenlerine çıkınca halkla röportaj yapıldı. Bayağı YouTube'da bu haber var. Ee, yabancı bir haber bülteni de Amerika'da. Böyle bir <gülüyor> olay. <gülüyor> ya bu da işte şey gibi Jersey Devil gibi bir muhabbet bu. Mothman muhabbeti de. <laughs> ee, ya Bunlar ilginç muhabbetler çünkü şu açıdan ilginç muhabbetler. E, koca bir bölgede e, bir sürü insan Gördüğünü iddia ediyor bunu. Ve aynı dönemlerde yani. İşte şey muhabbeti de vardı ya. Bir tane daha Concordato'da anlatmıştık. E, koca bir şehirde kar e, fırtınası yaşanıyor. Ve o kar fırtınasında inanılmaz alakasız yerlerde bir gecede çatılarda falan böyle. E, türü bilinmeyen bir hayvanın ayak izleri bulunuyor. Bu arada var yani bunun fotoğrafları da var. Baya bildiğin milletin çatısında falan böyle alakasız. çatıda da 5 kilometre ötede başka bir çatıda bulunmuyor. E, 10 kilometre ötede sokakta falan böyle bir tane hayvan ayak ama hangi hayvana ait olduğu da bilinemiyor. Bakıyorlar falan yani. Ee, ben... ha, evet evet çatılarda sonra onun belgeseli yapıldı. Evet, 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 evet yani bu tarz işte bu kriptik muhabbetleri bilmiyorum abi ya. Yani bu şimdi Motman fotoğrafından ben %100 emin olamadım. Ona bakmak lazım da. Ya, tabii canım yani fotoğraf uydurma da olabilir de. <laughs> tabii tabii. Ama mesela bu Jersey Devil ile ilgili falan çok söylenir yani. Hani o Jersey'de çok anlatılan bir hikayedir ve şehrin içinde böyle bir şey olması çok tuhaf geliyor bana. Bayağı bildiğin şehirde görmüş insanlar falan hmm, yani. Ve çok yani öyle orta çağlarda değil. Yok lan ne orta çağları yani modern 70'ler, 80'ler, 70 hmm. 80 modern çağda görülen şeyler yani bunlar. Evet, evet. Şehrin içinde görülen şeyler. Ee, şey değil ki bu abi dağdaydık. Peki ya yani nasıl oluyor günhan? Bütün kasabanın, şehrin aynı şekilde gördüğünü ve inandığın iddia edilen şeyler bunlar. Yani %80 %80'i sekseni yalan. Büyük ihtimalle birisi söylüyor, Hı. öbür de böyle şey yapıyor. Abi ben inanmak de... istiyor. İnanmak istiyor. Abi ben de ya da işte çok böyle bir şey görüyor ama ne olduğu belli değil. İşte şey muhabbeti var ya. Yine başka bir konkordatoda daha şey yapmıştık. Eee hani bunlar tarihsel olarak olduğu ve dokümantasyonu yapıldığı için anlatıyorum. Ee, şey diyorlar işte Bilmem ne saatinde e, ben diyor işte şey Vahiy aldım bilmem ne saatinde işte İsa görünecek bir mucize gösterecek İsa, İsa diyorlar bin kişi çıkıyor abi e, güneşe bakıyorlar güneşte bin kişi de gerçekten de İsa'nın İsa'yı gördüğünü söylüyor güneş tutulmasında İsa'yı gördüğünü söylüyor e bunun üzerine Vatikan'da adam falan yolluyor yani çünkü Vatikan'ın böyle bir birimi var mucizeleri e, şey yapmaya çalışan. E, onaylamaya, verify etmeye çalışan bir birimi var yani. mucizemi değil mi falan diye. Turistik de olabilir de. Turistik de olabilir. E, şey ne derler. Bu tarz mass histeri çok görülen bir şey ya. Çok olabiliyor yani. Hı hı. Yani bütün insanların tek bir çılgınlığa inanması yani Türkiye'de biz bunu 18 yıldır yaşıyoruz yani. <laughs> ya ben de diyorum. Bayağıdır buraya bağlanmıyor. Mass histeri. <laughs> Neyse. Neyse. E, mod benimizi de kapatıyoruz. Mod benden sıra. Şuna, bu arada donetlerden bazı sorular var. Onları yayın sonunda bakalım isterseniz. zamanımız yetsin diye. Hadi gelelim arkadaşlar. E, ona. Hepinizin. Hepinizin oyunlardan bildiği. Oradan buradan bildiği. Slenderman. Aslında tarihi bir olaya dayanıyor. Yani bir oyunla çıkmıyor. Birçok yerde oyunla çıktığı söyleniyor. Fakat değil. Yok. Şöyle anlatıyorum. Her şey Amerika'nın Wisconsin eyaletinde yaşayan 12 yaşındaki Peyton Lutner'ın öldürülmesiyle başladı. Lutner, 31 Mayıs 2014 tarihine iki yakın arkadaşı tarafından 19 yerinden bıçaklanarak öldürüldü. Bu gerçek hikayedir, yalan hikayedir. İnternette bulduğum hikaye bu. Ben bilmiyorum. Bunu konuşacağız. Vücudundaki onca yaraya rağmen kendisini yolun kenarına sürüklemeyi başaran küçük kız, yoldan geçmekte olan bir bisikletçi tarafından fark edildi. Geyser ve Weyer e, polis sorgusunda cinayeti kabul ettiler ve bu cinayeti aylardır planladıklarını söylediler. Cinayeti işleme sebepleri ise her şeyden daha ilginçti. Slenderman'i mutlu etmek. Vampirler ve kurt adamların aksine Slenderman tarihi hiçbir olaya ya da inanışa dayanmıyor. Ortaya çıkışı 2009 yılında Something Awful isimli internet forumuna yüklenen bir fotoğrafla gerçekleşti. Fotoğraf bu. Devam ediyorum. Horn'da paylaşılan türper, tüyler rüpertiş fotoğraflara kendi yarattığı Slenderman karakteriyle destek veren Knudsen, uzun boylu ince ve yüzü olmayan bir figürü çocukların oynadıkları bir fotoğrafta paylaştı. Knudsen fotoğrafın yanı sıra bir de şifreli mesaj paylaştı. O mesaj, o mesaj şu şekildeydi. Gitmek istemedik. Onları öldürmek istemedik. Ama onun ısrarlı sessizliği ve uzattığı kolları bizi hem korkuttu hem yatıştırdı. 1983 fotoğrafçı bilinmiyor Öldüğü tahmin ediliyor. Peyton Notler'ı öldüren kızlardan bir tanesi Washington Post'ta yayınlanan Habere göre şunları söylüyor Çoğu insan Slenderman'in gerçek olduğuna inanmıyor Biz bu insanların yanıldıklarını kanıtlamak istedik diye Böyle sayko bir cinayet olayına, olayına dayanıyor Slenderman efsanesi Ya bu Slenderman Muhabbeti fake de ee... Tabii canım. Olay gerçektir. Cinayet bu Slenderman. Cinayet gerçek evet. ama uydurdukları bir şeye bağlamışlar. Evet, tabii. Slenderman cinayetinin gerçek olduğunu biliyorum. <laughs> bu ama bak bunlar yine de şey aslında e, benim için şöyle bir geçerliliği var bunların. kültürel bir geçerliliği var. Şöyle abi e, zaman bunlar ortaya çıktığı zamanlar işte e, internetin böyle işte proto korku hikayelerinin yazıldığı zamanlar işte bu Klibi hmm. Pastla muhabbetinin yeni yeni, yeni e, ünlü olmaya başladığı zamanlardı direkt. Ve bu Slenderman'da o şey de çıktı abi. E, o Furya'da çıktı. Şimdi bunlar her 2-3 yılda kendi kendini yenileyen hikayeler. Şimdi son bir yıldır da şey var mesela Siren Kafa diye bir şey var. E, Bak Google'a glass Siren Siren Head. E, Siren Head diye bir şey var. Hı hı. Ya Bunlar kurgu, fictional ama işte yine de internetle birlikte kümülatif bir şehir efsanesi muhabbetine evriliyorlar. O yüzden aslında şeylerin devamı diyebiliriz bunlara gerçek değiller elbette ama e, geçmişteki o bahsettiğimiz kültürel muhabbetlerin uzantısı gibi sadece internetteler artık yani Slenderman'in de Siren Head'in geçmişine baktığımızda Slenderman'e gidiyoruz Slenderman'in geçmişine baktığımız zaman başka bir şeye gidiyoruz e, böyle bir muhabbet biraz yani hmm. o sebeple hani kültürel karşılıkları var bence bu şehir efsanelerinin. Sadece şu anda internette kurgusal bir şekilde yapıyorlar. Ben mesela geçtiğimiz gün e, şey videosu izledim bir tane. Tavsiye ederim buradan da creepy pastalarla ilgileniyorsanız. E, neydi onun adı? Çok korkunç bir Godzilla oyunu hikayesi. İşte Godzilla creepy pasta Godzilla falan yazın çıkar YouTube'da. Bir tane işte çocuğun biri bir Godzilla oyunu alıyor abi. Ee, ve işte bu Godzilla oyununu taktığı zaman bunun aslında her zaman oynadığı, küçükken oynadığı Godzilla oyunu değil daha farklı bir versiyon olduğunun farkına varıyor. Ve işte o kadar fucked olaylar oluyor ki oyunun içinde. Oturdum yarım saat o videoyu izledim ve gerildim gerçekten de. Gerçek olmadığının farkındayım. Kurgusal olduğunun farkındayım. Ama şey korkuttu mesela. Birisi gerçekten de çok popüler bir oyunu ya da işte çok eski bir Atari oyununun kopyasını alıp bunu e şey yapıp e Korsanlayıp, hackleyip, ROM'u hackleyip, daha sonra bu kapsülü, kapsülüm, kaseti piyasaya salsa öyle ve birisine denk gelse. Altına sıçmaz mı bu insan? Şimdi çok güzel denk geldi bu arada. Bir sonraki konumuz bir efsanevi bir Atari oyunu ile ilgili. Ha. Okuyayım hemen istersen. Şöyle arka planımız değişsin. Ee, Slenderman'ı ekrandan alalım. Creepy pasta, Creepypasta, Pasta özel bölümü yapalım ya bu arada. Evet, çok ilginç, yapalım, yapalım. çok ilginç Creepypasta'lar var internette gezen. Şöyle. Oyunun adı: "Polybus". Polybus Amerika'nın. Hemen ekrana bir e, görüntülerini vereyim. Polybus şöyle bir oyun görselimiz var. Polybus şöyle. Amerika'nın Portland ilçesinde 1981 yılında jetonla oynanan bir salon oyunuyla ilgili hikayeler anlatılıyor. Oyunun yönelim bozukluğu, hafıza kaybı ve oyun bağımlılığı ve hatta intihar duygularına yol açtığı söylenir. Daha bu beyaz neydi mavi balinalar çıktı. Oyun salonlarına akın eden gençlerin zihni adeta bu oyuna kilitlenmiş gibi. Dans eden küçük çizgi ve noktalar ve yüksek sesli uyarılar Polibus adlı oyunu dünyanın en tehlikelisi yapmıştı ve iddialara göre zihin kontrolü için kullanılıyordu. Onu deneyen en tehlikeli onu deneyen oyuncular oyunu oynamayı asla bırakamadılar ve tuhaf davranışlar sergilemeye başladılar. Mide bulantısı, kramplar, korkunç şabuslar ve bunun benzeri şikayetler artmaya başlıyor. Kendi düşüncelerini kontrol edemediklerini hissedenlerin çoğu nöbet geçirmiş ve intihar girişiminde bulunmuşlar. Sonralarda bu gençlerin ortak noktasının Polybius oyunu olduğu ortaya çıkıyor. Gençlerin ifadesine göre siyah takım elbise giyen yetkililer duruma el koyuyor ve oyunun oynandığı arcade konsollarını ortadan kaldırıyorlar. Efsane oyun dünyasının çözülememiş ve en büyük gizemlerinden birisi olarak oyunun aslında hiç var olmadığına dair iddialar var. Bak. ancak bak, beni, <laughs> beni 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 çok iyi tanıyan e, Arçunatik chat'te şey demiş. Günhan buna MK Ultra diyecek demiş. Vallahi yani. de, vallahi onun gibi görünüyor. Ancak onu oynayan ve mağdur olan ciddi bir kitle var. Bu efsaneler küçüksen küçüksemmeyecek boyutlarda küçümsemeyecek boyutlarda. Polybius masalının ne kadar geriye gittiğinden kimse emin değil. Ancak bilinen en eski iddianın 1998 yılından bu yana açık olan vintage oyun web sitesi joinhoi.org üzerindeki bir makale olduğu söyleniyor. Bazı bulgular ise CIA'in tuhaf bir askeri teknolojiyi denediği ve bu tescilli davranış değiştirme programlarının bir başlangıcı olduğu, olduğu ortaya koyuyor. Günümüzde hiç kimse Orijinal Polybus oyunun dosyasına bir kopyasına sahip değil. Oyunun iç grafiklerinin tam olarak neye benzediği net bir şekilde açıklanamıyor. Bulmaca tabanlı bir macera oyun olduğuna da söylentiler var. Bir de Simpsons'larda buna bir gönderme yapılan bir sahne var. Şöyle. Ne diyorsun? MK Ultra. Abi e, zaten şimdi MK Ultra e, direkt şey ne derler. Bu Simpsons'ları da sikeceğim gerçekten. Hakikaten bir <laughs> gün böyle. Bir gün böyle bulacağım senaristlerini döveceğim siz kime çalışıyorsunuz falan diye O kadar. Neyse belki şoptur... bilmiyorum da. Şey, hmm. e, abi şu MK Ultra muhabbetinin gerçek olduğunu, çok aşamalı e, insan doğasına, insan psikolojisine, insan zihne dair çok aşamalı bir toplumsal deneyler bütünü olduğunu artık yasal olarak biliyoruz. Yani Freedom of Information Act'le birlikte bunlar söylendi, yaptılar bunu. 1970'lerden tut, e, 1990'lara kadar. MP Ultra'nın farklı kapasitelerde olduğunu biliyoruz. Ee, şeyle ilgili muhabbetler de dönüyordu bir aralar mesela. Onun üzerinde çok durmadılar ama. Ee, Amerika'nın e, ordunun özellikle, Amerikan ordusunun pek çok FPS oyunun e, multiplayer verilerini çalıştı. Yani atıyorum mesela e, Call of Duty multiplayer verilerini işte çalışıyorlar falan. E, onlardan o datalardan bir takım şeyler çıkartıyorlar. E, savaş As ve askeri askeriyeye dair, askeri psikolojiye dair e, ve işte marin eğitimlerinde de bunu kullanıyorlar falan gibi muhabbetler de var. E şimdi bu oyun olmasa bile bence video oyunları üzerinden bir takım şeylerin denenmesi çok basit ve çok kolay yani. Video oyun üzerinden, video oyunlar üzerinden bir takım gizli bilinçaltı mesajlarının veriliyor. Neden olmasın ki ben olsam yaparım. Yani e, çok net yaparım. Çok iyi fikir lan bence. Yani çeşitli işte, video oyunları CI olarak fonlayıp bunlar üzerinden bir takım MK Ultra deneyleri yapmak çok okey bence. Peki. Polybus, böyle bir olay. Ee, yine gerçek mi değil mi bilmediğimiz, emin olmadığımız bir efsaneye dayanıyor. O zaman sıradakine geçelim. Sıradaki neymiş bakayım. Evet. Bir saniye. Ee, Ona geldik. <laughs> Hepimizin. Dur dur. Heh. Ahmet nereden buldun lan kaynanan cinayetlerini? Onu ben okuyamadım amına koyayım. Ne o ya kaynana. ha kitap mı? Evet be onu ben arıyorum bulamadım Kaynana cinayetleri. Sen kaynana nereden okudun? Kaynana cinayet. <laughs> oğlum, oğlum bir şey diyeceğim Kaynana cinayetleri ile ilgili bir şey söylemek istiyorum. Tabii. Bak <laughs> herifin biri tamam mı? Adamın adını da söyleyeyim dur bak. Bana o olay o olayda ilginç bir şey var. Dur. Şimdi şaka gibi geliyor ama bak Kaynana cinayetleri yazarı kimdi? Ee, Yazar abi. Mehmet Oymak Mehmet Oymak tamam mı? Kaynana cinayetleri. Bursa'daki kaynana cinayetlerinin sırrı. Adam kitap yazmış Mehmet Oymak diye bir adam. Ee, işte mahkemelerde yıllarca adalet aradım. Avukatlarım savunmada hep geç kaldılar. Satanistler kazandılar diye. Oğlum adam kitabı yazıyor. Adam Bursa'daki evinde ölü bulunuyor. Bir süre sonra. Öl Allah Allah. Ölmüş oğlum haber var. Adamın ölümüyle ilgili haber var. Bursa'da dairesinde yalnız başınaken ölmüş. Ölüm nedeni de yazmıyor haberde ölü bulundu diyor dairesinde adam. Enteresan. Kaynana evet. kaynana diye şarkı var. Her neyse. Sıradakine geliyoruz. Hepimizin çocukluğunun korkulu rüyası, gezenedilik genellikle. Bekle bekle dur. Bu Ulan. adam, bu adam, bu Mehmet Oymak kitapta kitabı okumadım ama böyle şeyler anlattı söyleniyor. Oğlum sen o Mehmet Oymak kim kimsin? Hayırdır bu ne Hayır, lan? dinle dinle. Şöyle abi. Bu adam cadılardan bahsetmiş. Bir kab cadı kabalının, bir cadı kovanının kitabında yani. Ben okumadım ama yani Ya okuyacağım. bir dakika, düz kaynana cinayeti değil mi? Bayağı bir spiritüel benim, paranormal dini... olaylar mı var? Kanka bir grup, bir grup benim benim anladığım kadarıyla e, kitabı okumadım bak tekrar söylüyorum ama anlattığı şuymuş, Bir cadı kovanı kaynanalardan oluşuyor. Dünyada bayağı Türkiye'de bayağı kaynanalardan oluşan bir cadı grubu var ve bu cadı grubu, grubu bunu öldürüyor. Allah ya böyle, Allah. zaten falan. Yani biraz şey gibi abi. Eee Kaynanalar gelinler aynen, aynen Öyle bir muhabbet var. Adamın ölü bulunması çok ilginç. Ben bu işin peşine düşeceğim. Yani o kaynanalar o cadılar. Sizin ben peşinize düşeceğim abi. Ben sizin foyanızı ortaya çıkaracağım. Ben bu işe taktım çünkü. Eğer bu adamı öldürdüyseniz işte gerçekten de peşinizdeyim. Yakında ben de çıkartırım. Yıllarca markalarda evet. Arkadaşlar çete de yazdım. Her boka Ahmet'i e etiketleyip yazmazsanız adam da seyir zevki bozulmasın. Tamam mı? Sat salın adamı da. Şimdi hepimizin 90'lar çocuklarının çocukluk kabusu geliyor. Hazırsanız müziği verelim. Evet. Gulyabani. Ay i̇şte şey geldi. Şey filmindeki Gulyabani çok korkunç. Geldi değil adam yani? geldi. Geldi adam geldi. Diyoruz ki Gulyabani. Bu travması ya bu. Korkunç bir varlık olup karanlık zamanlarda çölde ve mezarlıklarda koşan birinin gözüne canlı gibi görünür vücudu tüyle kaplı, kocaman pis kokulu bu acayip varlığın ayakları tersi nedir? Gündüzleri yazara girer, geceleri ise hortlayıp çıkar. Atvin meyve at kuyruğu örmeyi ve çocukları çok sever tövbe Bir oyundan çıkarak onları güldürmeye çalışır. O aynı, o aynı anda çöllerin ve harabelerin iyesiymiş. O yolcuları yollarından döndürüp mahvedermiş. Bütün vücudu sarı kırmızı tüylerle kaplı bu insanımsı çirkin varlık Dağ yamaçlarında ve kimsenin olmadığı çöllerde akşamüstü ortaya çıkar, avcılara yaklaşıp onlara insan gibi konuşur, bir şeyler ister. Sonra onlara güreş yapmayı öğrenir, önerir. Avcı kazanırsa gulyabani sessizce çekip gider, ama eğer o kazanırsa avcı uzun zaman hasta yatacak demektir. Ya da çöllük ve harabe bir yerde yalnız başına yatan birinin ayağının altını yalaya yalaya kan çıkacak kadar inceltir. Sonra ölünceye kadar kanını içer gulyabani. Şimdi bu gulyabani muhabbeti nereden geliyor biliyor musun? Bak bu bu Gulyabani süt <laughs> Bu Gulyabani e, biz bunu yine şeye kaptırdık. Bu e, Anthony Anthony Galyard'ın bir tane işte hikayesi var. Orada goal goal diye anlatıyor bunu. E, ve işte şeye de Avrupa mitos mitosuna da, pagan mitosuna da oradan giriyor. Goal mabedi ama hmm. bunun işte asıl goal dedikleri şey var ya bunun orijini Gulyabani. Gulyabani'nin orijini de, de var Gullar. E, var var. Gulyabani'nin orijini daha bir şey e, ne derler? E, İslam öncesi Arap mitolojisi, Arap mitolojisinde işte mezarlıklarda falan gezen ve işte mezarlıklardaki yeni e, şey yapılmış insanları hatta şey denir abi bizdeki bu e, ölülerin üzerine şey koyuyorlar ya, tabuta koyuyorlar ve onun üzerine de bir tane taş mı ne koyuyorlarmış eskiden hmm. kalkmasın diye işte onun sebebi oymuş e, bazı e, ölen cesetler kalkıyorlar gol şeklinde ve işte insanları yiyorlar mezarlıklarda gezerek falan. Onun sebebi olduğu söylenir yani mitolojik olarak kalkmasın diye olduğu söylenir. Tabi bu uygulama günümüzde yapılmıyor da Osmanlı'da falan çok yapılırmış yani. Osmanlı'da hatta bununla ilgili çok şey muhabbeti var. Osmanlı zombileri falan diye aratırsanız. Ortlak olarak geçiyor. Ortlak olarak geçiyor. Zamanında yani gerçekten de bir grup e, bir mezarlıktan kalkmışlar. İşte daha sonra taş koymaya başlamışlar. Falan da filan. Ee, hep bunun şey varyasyonu var. Pers mitolojisinde var. İran mitolojisinden Pers'e geçmiş. Pers'ten işte Araplardan şeye geçmiş falan. Ee, o gol da böyle bir muhabbet yani. Bize de gulyabani olarak geçiyor işte Osmanlı'da. Ayak fetişistiymiş onu gördük. Onu bilmiyorum. Öyle diyor. Size, Size size, baş, size başka bir Osmanlı e, şehir efsanesi anlatayım bununla bu yüzden, bağlı olarak. Lütfen. Yüzde yüz doğru bu. Ee, ben de zamanında Osmanlı %100, şehir 100 doğru derken bu var olduğuna mı yoksa efsanenin var olduğunu? Tarihsel olarak var. Kayıtları var tamam, yani. Tamam. Ee, Osmanlı mitolojileriyle e, ve işte şehir efsaneleriyle ilgili bir kitapta yazıyordu bu. Kanka yağlı makasçılar diye bir gruptan ya? yağlı makasçılar. Hatta bunun işte deyimi var. Yağlı makaslara gelesin diye. Ee, yağlı makasçılar diye bir grup var abi Osmanlı'da. Ne yapıyorlar bunlar biliyor musunuz? Bunlar küçük çocukların ya da işte gençlerin e, yağlı makaslarla gece donlarının arkasını kesiyorlar. Şaka değil. Şaka yapma. Şaka yapma. Donların yağlı makas olmasının sebebi de ses çıkartmasın diye gece vakti. Ve sikiyorlar. Tecavüz ediyorlar. Ee, böyle bir o, şey var. Oğlum, bunlar sübyancı sapıkları belli ki. Buna... Tabii, tabii, tabii. Tabii tabii. Ama böyle bir şey var. Yağlı Hiç makaslara yoksun. gelesin diye bir muhabbet var o yüzden. Böyle bir söz var yani. Bak yağlı makaslara gelesin inşallah falan gibi. Bayağı bildiğin abi makasları yağlıyorlar. Çocukların böyle şeylerini kesiyorlar. Böyle ya, bir muhabbet var. Anlatma. Yani demek istediğim böyle çok tuhaf şeyler de var yani. Okey sen, bir... sen bir, kötü, sen bir kötü oldun. Ya abi çok tatsız şeyler onlar ya. Neyse. Peki. Sıradakine geçiyoruz arkadaşlar. Belmez kasabasının yüzleri. Şöyle ki. Belmez kasabasının yüzlerinin ekrana vereyim ben birkaç fotoğrafını. Üstüne konuşayım size. Ben konuşurken ekrandaki görsellere bakın. Evet. Şöyle bir olay. İspanya'nın Andaluzya eyaletinin Belmez de la Moreleda adındaki 4000'e yakın kişinin oturduğu küçük bir kasabasında 30 yıldır bilim insanlarının hiçbir çözüm bulamadıkları iddia edilen gizemli olaylar gerçekleşiyor. Kasabada oturan Maria Gomez Pereira, Pereira 1971 yılının Ağustos ayında mutfak zemininde yüze benzeyen bir leke fark ediyor. Daha sonrasında yüze benzeyen lekeler gitgide artmaya başlayınca bu durum yetkililer tarafından öğrenilmiş ve araştırma başlatılmış. Evde yapılan çalışmalar devam ederken evin alt kısımlarında 1200'lü yıllardan kalma birçok iskelet bulunuyor. Kafası olmayan iskeletler yetkililer tarafından alınarak bir mezarlığa gömülüyor. Ancak iskeletler götürülse de ev halkının derdi bitmiyor ve bu yüz, yüzleri yeniden belirmeye başlıyor. Asıl korkutucu olaylar ise yüzlerin bulunduğu bölgenin kazınıp üzerine beton atılmasıyla başlıyor. Beton atılmasından bir hafta sonra tekrar yüzler beliriyor ve olay ülke çapında duyulmaya başlıyor. Sürdürülen çalışmalar sırasında bazı araştırmacıların dikkatini duvarlardaki resimlerin gün geçtikçe gençleştiği ve ifadelerinin değiştiği çekiyor. Ev sahiplerinden olan Maria 2004 yılında 85 yaşındayken hayatını kaybediyor. Onun ölümüyle yüzlerin ortadan kaybolacağına inanılan birçok kişi bulunsa da onların bu tahminlerinin tam aksi çıkıyor. Maria'nın ölümünün ardından yüzler yeniden çıkmaya başlıyor. Hem de eskisinden çok daha farklı yüzlerler ve eskisinden daha net olarak. Olayın tekrar gündeme gelmesiyle araştırmalar denilmese de hala sonuç bulunamadığı iddia ediliyor buyursunlar. Gelmez. Ben bir şunu okumak istiyorum ee, ondan önce. Yağlı makaslarla ilgili bir şunu okuyacağım size. İlginç bu çünkü bak yanlış bilgi vermişim biraz da onu düzeltmek için. Osmanlıca gönlünce yaşamış bir oğlancılar müessesesi. Kendilerine yağlı makasçılar denen bu guru İstanbul'un ucuz hanlarında kalır, Anadolu'dan gelen garibanlarla arkadaş olur, aynı odada kalmanın daha ucuza geleceğine ikna ederlermiş. İçkinin su gibi aktığı bir günah gecesinin ardından bu garipler sızınca ses çıkarmasın diye yağladığı makasıyla elemanın yok, pantolon yok, şal var yok. artık. Yeter artık modeli... yeter artık yağlı makasçılar. <laughs> Kesim işlemi bitip kabak kemane ortaya çıktığında Özel ya bir oğlum teknik... neler anlatılıyor <laughs> yeter lan. Yani sadece ya yani doğrusu 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 atmak Evet söyleyeyim. varmış böyle sapıklar Allah belalarını versin. <laughs> evet. Abi bu olaylardan çok bahsedir ya sürekli bununla ilgili. Yüz Vati... gözükmesi her Va yerde. Vatikan bununla ilgili Vatikan özel bir birimi var bununla ilgili. Ee, işte İsa'nın yüzünün de bu şekilde ya da işte e, hmm. Mary Magdalene'nin de yüzünün bu şekilde ortaya çıktığı ile ilgili muhabbetler var. Ee, bilmiyorum bana bunlar çok şahibeli geliyor ya. bence bunları kendileri yapıyorlar ilgi çeksin diye hep, hep olur çünkü böyle çeşitli olaylar olabilir, olabilir, olabilir. Bu, Belmez tık, kasabasının hı. efsanesi böyle baya evet. insanlar gidip bakıyor aa yüze benziyor lan şeklinde bak hı. görselleri var hakikaten yüze benziyor görseller hı. popüler kültürde de çok var yani bu ee, bu tarz surat muhabbetleri ya bilmiyorum lan ama şey olsa çok ilginç olmaz mı mesela ee, hani gerçekten de böyle o evde çeşitli şeylerin ekosu kalsa ve işte ekoları zamanla böyle kendilerini bu şekilde ev kendisini bu şekilde ifade etse falan çok ilginç olurdu. Bence bence herkes evinin çeşitli duvarlarına baksın bu gece. <laughs> ya <hayır. gülüyor> ben beni bunlardan çok o dediğin oğlancılar korkutuyor. Tövbe Allah. yağlı makasçılar. Neyse geçtik arkadaşlar. E, canavar hikayelerimiz sona erdi Şimdi batıl inançlar köşemize başlıyoruz ba Sonra da kapatacağız Batıl inançları ben size teker teker okuyacağım Neler varmış neler Hadi bakalım İlk ile başlıyoruz Gece ıslık çalınmaz cin gelir Yani gece pek çok şey yapılmaz denir Müzik de dinlenmez denir tamam, Onlara hepsi teker teker soracağım Şimdi hapşulmaz, ıslık... hapşulmaz da denir Islık neden çalınmaz cin gelir Madem geliyor neden maçlara gelmiyor bunlar ya bence o gece işte, gece gece bence yaşlılar ses duymak istemedikleri için götlerinden uydurmuşlar ya bunu. Önemli Öyle bir şey. Mesela. Hep yaşlılar der çünkü Gece sık çalınmaz, gece ses yapılmaz, şu yapılmaz, bu yapılmaz. Bir dönem böyle şey bile deniyordu, gece seks yapılmaz falanına gidiyordu şey, muhabbet yani. Ne yapacağız yani. hep gündüz seksi yapalım. Gece ıslık çalınmıyorsa da seks de yapmayalım o zaman ya Falan. O zaman bence de yaşlıların ses yapılmasın diye uydurduğu bir şey olabilir. Bir de şöyle olduğu inanılır. Bizim Trakya'dan bunu da sordu. Tırnak kesilmez denir mesela. Ha, gece? onu dur ona, ona geleceğim. Böyle ıssız bir yerde yürürken ıslık çağırırsan onları üstüne çekersin. Hani ben buradayım demiş olursun gibi oradan gelir. Hani ses çıkarma. Devam et lan yoluna kafasında. Evet. Issız bir yerden geçecek. İki. Gece tırnak kesilmez cin gelir. Yine aynı muhabbete geliyor abi. Gece seks de yapmayalım o zaman. Yani, yani su da içmeyelim anladın mı? Tırnak Bu da şuraya bağlanıyor. Söylentiye göre onların bu tarz e, insan artıklarıyla beslendiği ve gece tırnak kesersen gelip hepsini yerler. Ya tırnak muhabbetinin kültürel karşılığı şu bu arada yani. Tırnak saç kesilmez bilmediğin yerde muhabbeti şu ya da e, İtalya'da da şey yaparlar mesela. İtalyanlar tırnaklarını kestikten sonra e, mutlaka böyle şey attıkları yeri söylemezler falan. Ya da işte bir yerde top biriktirirler. Atmazlar çöpe falan. Çünkü birisi senin tırnağına ya da işte senin saçına sahip olursa sana büyü yapabilir gibi bir inanç var. Peki, e, tabi aslında şuraya bağlanıyor bence. Gece tırnak kesersen, e, bir yerini kesersin ya da yere düşer falan filan gibi. Çünkü o zamanlar elektrik yok. 3 e, gece sakız çiğnenmez öyle eti çiğnersin. Ya öff, sakız ne zamandan beri var ki? Yani. O çok var canım sakız ağaçları falan var insan yani. Bu vividen öyle mi? Yani. Öyle mi lan? Hmm. Sakız eski sakız. Bir şey mi Ben bunu bilmiyordum. Evet evet sakız çok eski. Ha, Caho demiş ki hayır ondan değil Geceleri eskiden masada oturulup takılınırmış İnsanlar her evde elektrik yokken tek ışık kaynağı etrafında Yemek yenilmiş O masada yemeğe kaçmasın diye de söylenirmiş diyor. O da olabilir ee, Sakız bayağı eski bu arada ya <laughs> Evet ya abi... Misin? ya abi Ya <laughs> Abi Gece şu yapılmaz bu yapılmaz muhabbetlerine Benim cevabım hep aynı o zaman sikişmeyelim de gece yani, 31'de çekmeyelim o zaman Anne yani, yani bu, bu ya şu, gerçekten de şey bir eylem varsa gece yapmayacağımız. Aşırı böyle günah bir eylem varsa yani. Bu seks olmalı ve seks de gece yapabiliyorsak her şey fair game bence. Peki. Hmm. Sıradaki bahçeye ya da lavaboya. Daha çok bahçeye denir dışarı e, eski köylerde bizim Trakya'da da vardır. Asla kaynar su dökmeyin. Nedeni şu. Eee cinlere işte yaralarsınız bilmediğiniz yere ya da çocuklarına. Ha. Destur demeden su dökmeyin. Destur demeden ya da kaynar sunun yanında bir de incir ağacının altına ya da her yere sağa sola çişinizi yapmayın. Evet. Çünkü orada olabilirler. Evet. Destur diyeceksiniz. Evet. O size ya demiştim ya geçen ne yaptın da cin haritası diye. Hı. -hı. Ee, cinlerin yaşadığı yerler var falan diye. Bazı yerlerde cin nüfusu çok yüksek diye. Onun onunla alakalı bir şey işte. Cin nüfusunun yüksek olduğu yerde öyle bir şey yapmayacaksın. Ben de onu anlamadım. Cinlerin evi Şirinler gibi mi yani? Küçük mü? üzerinde mi işiyorum direkt yani? Bunlar bunların boyutu ne? Yani bunlar dördüncü boyut varlıkları olarak yani ne ya oluyor? şöyle bir hikaye var Günan. Boyutu ee, küçükse çünkü nasıl sikiyor cinler bizi? Şöyle bir hikaye var. Ee, göya biri işemiş. E, ama biri bir, bir, işte bir üç harfliğe zarar verdiği için o da sonra intikam almış. i̇şte gece hayvanlara gördüğünüz zaman işte öyle rastgele ki hiçbir hayvana zarar vermeyin. Bir yılanı işte şöyle bir mit var. İşte bir adam gidiyor bir yılan görüyor. Yılan bunu takip ediyor gidiyor. Yılanın işte kuyruğunu kesiyor. Sonra bir geliyor bir görüyor bir insan karşısında ee, kolu yok falan. Aslında o cinmiş gibi falan gibi böyle intikam oluyor. Gibi gibi kaynar su dökmeyin. Ya yine de dökmeyin bence. Çünkü orada hayvan olabilir. Ya bana de şunu deseler bence daha çok inanırım yani. Hani, abi işte gece... Ee, gece mastürbasyon yapmayın. Çünkü sonra T-Poz'da Jahreyn camdan girip böyle sabah kadar çatır çatır siskecek sis, deseler daha çok inanırım buna yani. T-Pose geliyor böyle. <laughs> Şirek gibi böyle T-Pose geliyor. Peki. Peki. Devam edelim. Eee diyor ki birine bıçak verilirken tükürmek ya da başka bir yere bırak. O, o niye? Bilmiyor musun? Birine bıçak verirken tükürülür, öyle verilir. Bu Afrika kabilelerine bağlandı söylenir ya da başka bir yere bırakmak. Bunu hiç yaptın mı? Eee... Ben bıçağı uzatırım direkt ama insanlar almaz genelde. Aman işte bir şey olmasın bir yere bırak ben oradan alayım. Elden bıçak almak kavga sebebidir denir. Bu da işte eskiden şeye bağlanıyor. Afrika değil galiba ya. Yine Türk mitolojisi olabilir. Şey hani bıçağı tükürüp artık sana zarar vermeyecek benim bıçağım anlamına mı geliyormuş? Bir şey galiba. Yani kü kültürel bir şey olabilir o zaman. Makasta da var bu. Hmm, kültürel bir şey olabilir o. Ara bozarmış kavga çıkarmış. Okey o zaman %100 kültürel. Ama bu şeye de bağlanıyor. Hakikaten kesici alet. Yani elden ele vermeyin. Hı. Hmm. E tabi tabi. Tabi. Bir de ya bir agresif bir şey galiba. Elden ele bıçak verme hareketi geçmişte herhalde agresif evet. olarak şey yaptılarsa kafalarında konumladılar sondan dolayı olabilir. Bak Ahmet diyor ki Slavlarda şey var. Bıçak hediye edilmiyor. Az da olsa para alman lazım karşılığında. Hediye ettiğinde para ve vermesi lazımmış karşıdaki. Bıçak hediye edilmiyormuş. S Slavların ama gerçekten neyi neden yaptığı da hiç belli değil ya. Slavlar çok tuhaflar yani. Evet ee, sıradakine geçiyorum. Merdiven altından geçmemek. Hı. Hmm. İncir ağacının altından geçmemekle aynı şey bu da herhalde. Merdiven altından geçmemek de herhalde sakın çöker möker diye çıkmış bir şey olabilir. Ne diyorsun? Çöker diye çıkmamıştır herhalde. Orada da büyük ihtimalle cin müteahhitler falan vardır. <laughs> Bilmiyorum abi. Verdi ben altı neden? Ben bunu duymamıştım. İncir ağacı ne bilirim ama yani. Peki. Eee, merdiven altında cinler olabilir deniyor yine. Tablo oynar diyor buna. <gülüyor> yani. <gülüyor> Peki. Kapı eşiğinde durma. Dedikodunu yaparlar, iftira atarlar. Ya yani nasıl ama gerçekten de yani. Artık. <laughs> oğlum daha ciddi ciddi kültürel bir karşılaştıralım şu da konuşalım bunları ne böyle. Var ya. oğlum bunların hepsi bütün Türkiye Anadolu kültürümüzde gece olan dört hala gece dört Hala dört olan daha... şeyler o inanmadığın şey bak şu inanmadığın şeylere şu an Türkiye'de milyonlarca kişi inanıyor. Abi Türkiye'deki milyonlarca kişi AK Parti'ye de oy veriyor. Yani boş ver. <laughs> <parti. gülüyor> Güzel. Güzel. Devam edelim. Kara kedi uğursuzluk getirir efsanesi. He. Onu çok duydum. O hep vardı. Saçını çek. O, o ama Avru şeyde de var. Hristiyanlarda da var o muhabbet. Ee, Black Cat. Siyah olmasıyla alakalı o hayvanın ya. Yani ne saçma şey bu arada yani. Hayvanın siyah olmasıyla alakalı bir şey. Kötü şans getirir. Hmm. Al bizim bizim bir sürü 5-6 tane kara kedimiz var burada. Hepsini çok severim. Tyron, evet. Tyris, Shaniqua, Deshaun isimleri de böyle. Peki. Devam ediyorum. Ee, bir şeyden sakınmak için kulak çekmek kalça kaşımak. Yani fıt 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 tahtaya vurmak. Ha ona ben onu ben de yapıyorum bak. Onu ben de yapıyorum. Yani e, aman tahtaya vurayım falan muhabbetini ben de yapıyorum yani. Nedendir bilmem. Kara kedi muhabbeti de hakikaten kedilerin sürekli cinlerle bağdaştırılması ile ilgili de olabilir. Ya yazık kara kedileri ayıp ediyorlar. Ben çok severim. Aynen, bence de. E, tahtaya vurmak niye yapıyoruz? Yani bunun anlamsız bir hareket olduğunu kabul edelim. Ben de Bilmiyorum. yapıyorum. Kulak, kulak bir de çekerler değil mi böyle? Evet evet böyle yaparlar. Mucuk atarlar. Bir de yani kıçını kaşımak. Falan evet artık. aynen, aynen. hiç. Hiç onun sebebini bilmiyorum. Onun mutlaka büyük ihtimalle şey vardır. Anadolu'da bir şey vardır yani. Karşılığı vardır. Peki. Ee, anlamı var aslında. Mantıksız diyebilirsin. Yazın biriniz. Ben bilmiyorum. Bulamadım onu çünkü. Tahtaya vurulması şamanizmden geliyormuş. Hmm, olabilir evet. Ee, başka tahtaya vurulması şamanizmden geliyor. Ağaçların ruhu var diyor. Ondan diyor. Almanlar da yapıyormuş onu. Tü 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 diyorlarmış. Allah Allah. Ha demiş ki bir dinde taht tanrıların ağaçlarda yaşadığına inanılıyormuş. O yüzden e, böyleymiş diyor. Tahtaya vurmak İslam'da şirke giriyor yok artık saçmalama. Toy 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 diyorlarmış. Peki. Devam edelim. Uğursuzluk getiren sayılar 13, 23 falan. Bu çok Hatta Japonlarda evet. galiba kat yok. Evet. Orada, asansörlerde. Evet evet. Bu bu çok bu çok eski, bu çok eski muhabbet ya. Bunun filmi var hatta bir sürü böyle. Bunu hatta böyle bir tanesi Jim Carrey'nin filmi falan. Jim Carrey'nin dramatik rol aldığı nadir filmlerden. İlk erken döneminde. 23 hmm, 23 23. 23 evet. Onun için uğursuzluğuna inanıyor musun? Yok be abi. Sayının uğursuzluğuna ben inanmam yani. Peki ama o, bir sayı bir insanlar sayı mimaride falan yani atlıyorlar o sayı. Japonlar onların farklı bir sayıydı galiba. Japonların e, direkt ee, şey abi e, batıl inanç, inanç ya çok tuhaf Japonlar. Japonlar zaten biraz şey oldukları için e, ne deniyordu? Animizm mi deniyordu ona? E, yanılmıyorsam on animizm. Guy, on animist one. inançları dört, dört, dört. animist inançları çok var. Yani objelerin ruhu olduğuna falan çok inanıyor e, Japonlar. O sebeple e, sayı muhabbetine de giriyorlar yani. hep Benim o OCD'm olduğu için ben çift sayı olmasını tercih ederim her zaman. Hı -hı. Enteresan. Enteresan hikayeler bunlar. 13 sayısının bir zannetmiyorum uğursuzluk getireceğini. Yani bir yere bağlanıyordur ama e, devam edelim. Bir yere sağ ayakla girmek. Daha çok İslam'da olan bir şey bu. Ha onu bilmiyorum yani. Hep derler sağ ayakla bir sağ de, bir de so, sol ayak, sol elle. Mesela motor, Mesut, motor, Mesut Özil bir... sahaya asla sol ayakla girmez. Ya Mesut Özil bugün koymuş mu photoshop'unu? Cuma photoshop'unu koymuş mu Mesut Özil? Belki de Koymuştur. Şey ulan, madem ulan bak amacın madem şov değil Türksün tamam mı? Niye sürekli olarak Cuma mü Cuma ah mübarek yazıyorsun oraya? Yaz insan gibi Cuma'nız mübarek olsun yaz. Cuma mübarek, Cuma mübarek, Cuma mesela cezene bırak mısın ya? Şir derecede kılılıyorum yani. sağ ayakla şey. girmek, sağ elle girmek hatta şöyle söylenir İslam'da boş eve girerken bile. ...selamün aleyküm diye girin. İçeride melekler olur. Onlar aleyküm selam diye cevap verir. Boş so evdeyken bile Çıplak ya da bir şey yapacaksanız destur deyin falan Sol gibi sol şeyler. sol elle 31 çekin diye bir muhabbet var. Onu biliyorum. Sağ, sağ el kullanmayın bazı cimriler evet. sağ, el sağ, sağ elle yemek yiyin Olabilir mi? Sağ böyle ben işte ben yani. çok şey gördüm. Şey insan gördüm. Niye yaptığını anlamadım. Baba tarafında vardı. Sol elini böyle kilitliyor abi çolak gibi. Sadece sağ elini kullanıyor. Sofraya asla sol elini koymuyor. Ya abi Şafilerde şey falan var. Ben bir kere bir gün bakkala gitmiştim. İşte yanımda da Lazer var yani. Adam birdenbire böyle şey oldu. Vay, yenaptı sattım low falan oldu böyle. E bayağı böyle yani e, genelde şahiler Kürt oluyor çünkü anladığım kadarıyla. Full, böyle full hardcore e, ağzı var böyle yani konuşurken. Neden bize linç yaşattın şimdi durup dururken? Linçle alakası yok abi. Doğu ağzı var herifte. Peki. <laughs> Bir şey demedim. Doğu ağzı olabilir yani hani herkes de <laughs> Tamam. Neyse şey şöyle oldu. Vay low köpekler çalaklar köpeğe falan oldu adam. Ben dedim, ki, ya dedim korkmayın dedim bir şey yapmaz dedim yani. La lo ondan değil abdest aldım lo abdest falan dedim. böyle dedi. lo ne ya? <gülüyor> ne bileyim <laughs> abi böyle, böyle diyor böyle yapıyordu adam işte tamam mı? Abdest aldım lo falan dedi. Ben dedim ki be beyefendi dedim ne abdesti dedim ne alakası var? La ben şafiyim şafi abdestim bozulur köpek dokunursa bana dedi. Ben de dedim ki o noktada he böyle bir şey varmış. Köpek dokunursa abdestleri bozuluyor mesela ne <laughs> Mahmut Tuncay'mış meğerse. Hmm. Ve son olarak... Uyku yaratıkları. Uyku yaratıkları şu. Tangogu, Darangogu, Maranzozu falan gibi e, muhacirlerde olan ya da Türk işte Anadolu'da Anadolu'nun doğusunda olan, batısında olan uyumazsan e, gelirler götünü keserler çocuğum uyu diye ailelerin korkuttuğu şeyler. Ha yani bende de bir tane şey var abi. Ee, bende de bir tane uyku yaratığı var. Gelir vergisi. Ee, ne kadar fazla para kazanırsan, o kadar fazla vermen gerekiyor. Gece uykularımı kaçırıyor. Olay bu. Yeter. Yeter. Olacak. Olacak. Olacak, olacak o kadar. Olacak. Olacak. Katma değer vergisi. Allah Allah. Bir de son olarak saat 3. Tüm uğursuzlukların başıdır. Bir dakika Ahmet'ten Almanlarla ilgili bilgi alalım. Almanlarda onun şey versiyonu var. Çocukların ellerini yiyor teker teker. Uyumadıkça bir parmak yiyor. Dört yaşında kuzenine hikaye kitabından okumuştum. Oha korkunçmuş lan. Öcü, bizde de öcü vardır. Öcü gelir bak. Bu. Bizde de evet öcü gelir. Ya da Ensar Vakfı vardır. Ee, ya yeter ulan artık aa. <laughs> Böyle bundan sonra Oğlum artık. ben bu adam, ben bu söylediklerini artık... ...yani zaten bıktım hayatımdan. Bir de bu programı da sokma bunları. Ama öğrensin çocuklar. Google'lasınlar, olayları öğrensinler. Ne yapayım? Öğrensin. Küçük küçük yapıyoruz işte. <laughs> ya. Ay, şey... ay çok tamam kötü abi. oldu demin dediğim şey. Aa çok kötü oldu demin dediğim şey ama. Bilerek e. bilerek demedim onu ben. Küçük e. küçük ay. Vallahi tamam, alt... şehir efsanelerinden devam edelim o zaman. Trafo'ya kedi girmesi. Ha evet evet. <laughs> eski bir eski bir mitolojidir. Mitolojidir. evet, evet trafoya kedi girmesi. Her Aynen. nere her nerede bir demokratik seçim olursa taraf olarak kediler girer. Aynen. <laughs> Aynen. Evet. Peki uyku korku korkutmaları var işte aman gelmezsen seni yer bilmem ne yapmazsan seni yer. şey özel dosyalar Discord'da çok atmışsınız çok teşekkür ederim ama çoğu böyle gerçekten işte İspanya'da olan orada her ülkenin kendine ait böyle şehir efsaneleri var. Onlara konuşmaya kalkarsak 5 saat sürer. Çünkü tekrarlıyorum Afrika'da her şehirde, her kabilede farklı bir ayin, farklı bir şehir efsanesi var. Biz daha çok evrensel olarak bilinenleri aldık. Var mı sizin de abi şunu bilmiyorsunuz. Hani şunu unuttunuz dediğiniz bir şey yazın bakayım. Daha çok böyle bilinen ama herkes tarafından bilinen efsaneler ya da ibatil inançlar. Bir bakalım chatimize. Neler var? Gece örgü örülmez. Ölülerin gözlerini oyarsın. Vay. Çöpün üstünde. Ha suyun üstünden atlamamak destur demeden. Allah Allah. Aa, Çünkü yine... Hatırlıyorum lan sanki öyle bir şey. Var Doğru. var öyle bir şey var. Evet. Öyle bir şey hatırlıyorum. Ya gece duşa girilmez var aynen. Aynen. Duş, duşta işenmez var. Duş, Ahmet'in iş... Ahmet en sevdiği o. Dünya üzerinde iki türlü insan vardır. Duşta işeyenler ve yalancılar. Ben içemedim. İçemiyorum. Yalan söylüyorsun. İçemiyorum. Gece nefes alma var. Yok öyle bir şeyler. Tuvalette besmele çekilmez. Çekersen klozet deliğinden kanlı eller çeker mi? o açıştan? O <laughs> ne lan Çıplak duş alırsan din gelip. öyle bir şey yok. Pis çukurak... Çukur... Ha şey var. Kuyu, kuyu muhabbetleri var. Kuyu muhabbetleri var. Ya oğlum, tuvalette besmele çekilmez var evet ama... Kanlı eller aşağıdan çıkıp sifonu çeker gibi bir şey kanlı ile hiç duymadım yani. O korkunçmuş. Ateşe su dökülmez var yine. Bunlar hep yine e, üç harfli şeylerine bağlanıyor. Ya Allah, aşkına ateşe su dökülmezse nasıl söndüreceğiz? Yiyecek miyiz üzerinden ateşin? Yani işte destur demeden her şeyi destur diyeceksin. Uyaracaksın. Bak atıyorum ha. Kaç? Ya sen bu hayatta sen eğer Müslüman olmadıysan yara yemişsin o zaman yani. Öyle hani. ya. Yeah bu, bu destur Deva bu Müslüman, de karşı. Müslüman olmana şart değil ki destur demek için. Olur mu lan öyle şey? Onun protection'ı gelmez o zaman Müslüman diye. <laughs> ya falan. evet evet o da var. Ben tabii. daha çıkartayım o zaman. Şey gibi olsun. Kolpaçı şey neydi? Kutsal damacana. <laughs> ya arkadaşlar batıl inançlar bunlar zaten yani. Ben bunları okuyorum. Böyle şeyler olacak diye bir şey Chris, yok. Kristo Kris, Kristo Redemptor. Kül, Christo, gece Christo. kül atmamak. Külün üzerine basmamak. Kül. Onu hiç duymamıştım. Var. Kül muhabbeti de var. Ee, başka, başka, başka da bir şey herhalde yok. Var. Merdiven altından geçmez. Onları söyledik, söyledik. Onların hepsini söyledik. Söylemediklerimize bakıyorum. Ee, Osmanlı Witcher'ları. Cin haritasını bulamıyorlar insanlar. Onu soruyorlar. Reddit on diye sormak. Evet. Çarpılma sebebi. Gece işenmez diye bir şey yok. Her küpe sesine, kedi sesine bakılmaz. Ha, evet. O var bir de gün ha. E, e, zaten onu konuştuk ama zaten. Evet, evet daha önce şey konuştuk. Paranormal, aynen. paranormal özelde konuştuk bunu. Hı. Diğer paranormal olayları almadım, Kara karadedeler, dedeler gibi, şehir efsanelerine sokmadım onları. Ağlayan mezarlıklar, onlar, bunlar, yatırlar. Çok söylenir. E, şu, o burada yatır var, şurada bu var falan diye. Ama işte yatır muhabbeti de şey giriyor. Sen gerçekten de ölülerin bir takım enerjisi olduğuna ruha inanıyorsan, o zaman yatırlara da inanırsın herhalde. yani. Yani çünkü öldükten sonra gerçekten de e, herhangi bir şekilde senin yankın ekon bu dünyada biraz olsun kalıyorsa yani datanın yankısı varsa o zaman da böyle şeylerde belki bilmiyorum yani ruha inanıyorsan bunlara da inanırsın gibi hı hı. bence İn incir ağacına çıkmayın, incir ağacının altına işemeyin var ee, sabah ezanında e, sabah ezan ha bizde bir hikaye var anlatayım mı anlat e, Trakya'da çok ee, şey olduğuna inanılır böyle hani şehitlerin olduğu inanılır var zaten. Çeşmelerin başına ya da evlerde takunya bırakırlar ve havlu bırakırlar ve ha. sabahları evet. ıslak bulurlar. Evet. Namaz için abdest aldığı söylenir. Evet evet öyle bir Ve buna şahit olan ailemde insanlar var. <laughs> o, o, o ama şeyde de var abi. E, o Avrupa'da da var o paganist bir inanç. E, yemek ekmek falan bırakırlar paganist e, karşılığında da bunun ve işte ekmeklerin bittiğini falan söylerler daha sonra. Bu genel olarak olan bir şey. Ölüye e, şey bırakmak. E, yemek bırakmak işte. Takunya bırakmak işte ne bileyim. Aa, şey bırakmak Bizim de eskiden bir tane şey varmış. E, tekke varmış. O tekkede de bunu yaparlardı. Ayakkabı, havlu ve su. Son olarak yattığın yere kırıntı dökersen götten. Götten <laughs> ne? Hayır götten. Yattığın yere kırıntı dökersen yatarsan bir sürü Olay var. Ben bunu Reddit sonda da bir sürü hikaye geldi böyle. Kırıntı olan, kırıntının üzerinde uyursan basarlar musallat olurlar, günah girersin. Bir sürü farklı versiyonu var. Yok be, o zaman yani yani. Yatakta Hı? yatakta bir şeyler yiyenler kaç kere o zaman yağlı makaslara gelmişti yani. Hayır öyle söyleme. E, nimettir diye herhalde. Oğlum, bu o bir, da. bu bir tabir, tabir. Yağlı makaslara gelesin denen bir şey. Gelmesin mi? kimse öyle şeylere. Son olarak ayakkabı ve terlikler ters konulmaz. Bizim ben köye gittiğimde görmüştüm bu kadar ağır evet. olduğunu Trakya'da. Evet. Yani ayakkabımı attım böyle yaptı kadın. Çak diye koydu böyle. Evet, Bir, evet. Birinin eşiydi. "Ya falan" dedim. "Sakın." Ne, ne? ne? kar gelir. Kar gelir ya. Ben Trakya'ya gitmek istemiyorum oğlum. Bunlar tamamen şey yani mitolojik yaşıyorlar. Öyle şeye çok yakın ya. Bulgaristan ve Romanya ya çok hmm. yakın ya. Oraları komple Doğu Avrupa tarafları aslında Trakya'da biraz Doğu Avrupa sayılır. Doğu Avrupa tarafları komple öyle tuhaf. Çok yaşa çok çok anlatılır. Böyle ayakkabı terlikler düz durmalı. Çünkü yine gelirler. Şekli. evet. Karabasan'ı konuştuk. Karabasan'ı uzun uzun konuştuk. Tuvalette yemek yenmez. <laughs> şey vardı. E, tuvalette annesine karşı gelip Kur'an'ı yırtıp tuvalete giren kız şeye dönüştüm <laughs> Aymen o, 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 bir enstalasyon birisinin Sana bir sanat, sanat enstalasyonu. Sanat ve bizim çocukluğumuzu mahvetti. Evet. Allah kahretsin 66 çift ve futbol sahasında ters takla atan arkada Kur'an sesi olan adam. ya o okay. Burak Yılmaz'a çelme takan hayaleti de konuşalım o zaman. <laughs> Havada seken top. Havada seken top. Bunlar çok korkunç Hadi şeyler. Hadi kapa kapa. <laughs> Bunlar çok korkunç şeyler. Arkadaşlar söyle söyleyeyim. Eee Sanırım sonuna geldik. Bakıyorum bir dakika. Bir kontrol ediyorum. Bir kontrol ediyorum. Evet. 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 Şehir efsanelerimizin sonuna geldik. Canım benim. Canım benim. Mert Günhan'ı bir, e, Günhan bir alkışlayalım. Mert Günhan'ı bir alkışlayalım. Mert Günhan'ı bir alkışlayalım. arkadaşlar. Evet. İminiz için teşekkür ediyoruz efendim. Mükemmel bir adamdı. Evet. Ama bir dakika. Var mı son söylemek isteyeceğim bir şey? Ben de Eren Aklan'a teşekkür ediyorum. Bütün gece çalışmış gerçekten çok de böyle edin. sizler için çok güzel bir program hazırlamak için. Ben çok burada geliyorum. Edin. Burada ikimiz de bunu yapıyoruz. Siz de böyle bizim bu muhabbetimize kıymet veriyorsunuz, dinliyorsunuz. Çok mutlu oluyoruz. Çok güzel de izlendik. Evet, evet, evet. Izleniyoruz şu an. Evet. Ee, teşekkür ederim. Chat de tatlıydı YouTube'da, bugün. Youtube'da bizi üzmesin. Youtube'da üzmeyin, Kötü kötü yorumlar yapmayın. Kötü kötü yorumlar yapmayın. Ya, yağlı makaslarına girersin. Son kez e, senin son uyarın Konkordotanın gelenekselleşmiş bir. Ne kadar ne kadar zamandır monitöre bakıyorsunuz? Oradalar, hep oradalardı. Arkanıza bakmaya zaman gelmedi mi?